Günaydın TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Dün bugün başlıyor. 17 Ağustos 1999 saat 03:02 merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğünde bir depremle 45 saniye sallandık. Deprem Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova'da yıkıma neden oldu. 17 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. 40 binden fazla vatandaşımız da yaralandı. Asrın felaketinin üzerinden tam 23 yıl geçti. Ancak acımız hala ilk günkü gibi taze. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kere daha rahmetle anarak programımıza başlıyoruz. Evet, dün bugüne yine bir dünya medya köşesiyle başlayacağız ve gazetelere, ilk sayfalara, manşetlere göz atacağız. Akşam gazetesi manşet, başları ezildi. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri 8 ayda 19 PKK-YPG elebaşını inlerinde imha etti. Bugünün en önemli haberi diyebiliriz. Yine isim isim, fotoğraf fotoğraf akşam gazetesi yer veriyor. 1 Ocak 2021'den bugüne terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan'ın da aralarında olduğu 45 üst düzey hain etkisiz hale getirildi. Hainlerin fotoğraflarıyla manşette. MİT'in öncelikli imha edilecekler listesinden dün bir terörist daha eksildi. Karayalan'ın talimatıyla Suriye'nin Kamışlı bölgesinde sorumlu olarak faaliyet yürüten Dijvar Silopi kod adlı Muhsin Yağan, MİT'in saha elemanlarının nokta operasyonuyla imha edildi. Böylece bu yıl başından beri Suriye ve Irak'ın kuzeyinde öldürülen üst düzey terörist sayısı 19'a yükseldi. Operasyon gerçekleştirilen noktalar arasında örgüt elebaşlarının kendilerini en güvende hissettikleri Süleymaniye, Gara ve Sincar gibi bölgeler de var. Şehitlerimizin kanları da yerde kalmıyor elbette. Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'nin kuzeyinde önemli bir operasyona daha imza attı. Terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Kamışlı Eyaleti yöneticisi Muhsin Yağan nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Son dönemdeki başarılı operasyonlar sonrası bölücü terör örgütünün sözde üst düzey isimleri güvenli gördükleri Kamışlı'da saklanmaya başladı. Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı teröristlerin yerlerini belirleyip tek tek etkisiz hale getiriyor. Geçen hafta sözde Amude Derbesiye Eyaleti Genel Sorumlusu terörist Yusif Mehmut Rebani'yi etkisiz hale getiren MİT, bu kez PKK-YPG'nin sözde Kamışlı Eyaleti yöneticisi Muhsin Yağan'ı yakın takibe aldı. Nokta operasyonla o da etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hedefindeki Dijvar Silopi kod adlı terörist Muhsin Yağan, 1990 yılında örgüte katıldı. Uzun süre Türkiye ve Irak'ta faaliyet gösterdi. Teröristin 2020 yılında terör örgütü elebaşı Murat Karayalan tarafından Suriye'nin Kamışlı bölgesine gönderildiği belirlendi. Sınır hattında Türkiye'ye yönelik taciz atışları ve saldırı girişimini terörist Yağan organize ediyordu. Birçok şehidin faali olan terörist, son olarak PKK-YPG'nin sözde Kamışlı Eyaleti yöneticisi konumundaydı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın adım adım izlediği teröriste yönelik nokta operasyon yapıldı. Dijvar Silopi kod adlı terörist Muhsin Yağan etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün son yıllarda güvenli olarak gördüğü Kamışlı'da sözde üst düzey yöneticilerini görevlendirdiği belirlendi. Ancak MİT'in üst üste gerçekleştirdiği operasyonlarla örgüte o bölgede de ağır darbe vuruldu. Evet, devam ediyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor dedik. 15 hain imha, PKK-YPG Şanlıurfa'daki sınır karakoluna Havan'la saldırdı. Uzman çavuş Uğurcan Cirnoğlu şehit düştü. Saldırının ardından terör hedeflerine misliyle karşılık verildi. En az 15 terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman şehidimize bir kez daha rahmet diliyoruz elbette. Terör örgütü PKK-YPG Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Çiçek Alan Hudut Karakolu'na saldırı düzenledi. Bir askerimiz şehit oldu. 4 askerimiz yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri saldırıya misliyle karşılık verdi. Vurulan hedeflerdeki 13 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 havan mermisi atmasının ardından bölgedeki hedefler ateş altına alındı.
terör örgütü PKK-YPG sınır ötesinden saldırılar düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetleri saldırılara misliyle karşılık verdi. Teröristler sınır ötesinden Şanlıurfa'nın Biricik ilçesindeki Çiçek Alan Hudut Karakolu'na saldırdı. Saldırıda bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri saldırıya misliyle karşılık verdi. Bölgede tespit edilen hedefler bir bir vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı operasyonların devam ettiği bölgede 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan yaralı askerleri hastanede ziyaret etti. Sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu. Terör örgütü Fırat Nehri'nin doğusunda işgal ettiği bölgeden Gaziantep'in Karkamış ilçesine havan mermileriyle saldırı düzenledi. Mermiler boş alana isabet etti. Bu saldırı da karşılıksız kalmadı. Teröristlerin Hudut Karakolumuza ve Karkamış ilçesine düzenlediği saldırı sonrasında Aynel Arap ve Fırat Nehri arasında kalan bölge obüs ve topçu birlikleri tarafından yoğun şekilde ateş altına alındı. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken örgütün sözde karargahları da imha edildi. Bölgede hareketlilik sürüyor. Sınır hattında önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Akşam gazetesine bir başka başlık. Son eşikteyiz. En az 7,2 bekliyoruz. Profesör Naci Görür, Marmara depreminin 23. yıl dönümünde İstanbul için kritik uyarıda bulundu. Marmara'da beklenen depremin 1999'dan itibaren her an olmak kaydıyla 30 sene içinde olma olasılığının %64 olduğu bilimsel olarak açıklandı. 23 sene geçti, işin son evresine geldik. Fay kırıldığında minimum 7,2, maksimum 7,6'lık deprem üretir. En çok Avrupa yakası kıyıları etkilenecek, diyor uzmanlar. Evet, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olası İstanbul depremi için yapılan hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Bu kapsamda Jandarma Komando Tugayı'nın da kurulacağını açıkladı Soylu. Ekim ayında büyük bir tatbikat gerçekleştireceğiz dedi. İstanbul'a bir Jandarma Komando Tugayı kuruyoruz. Her ne kadar güvenlik için kurduğumuz düşünülse de esas kurmamızın sebebi, Allah muhafaza yarın bir afetle karşı karşıya kaldığımızda bu afette Jandarma Komando Tugayımızı da buna destek olmasını sağlayabilmektir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da düzenlenen akreditasyon ve destek AFAD gönüllüleri sertifika teslim töreninde konuştu. Olası İstanbul depremi için yapılan hazırlıkları anlattı. Şu anda havadan karadan birçok kapasitemizi geliştirmiş durumdayız. Helikopterlerimiz, İHA'larımız, jandarma, insanlık keşif uçağımız, bütün bunlar İstanbul'da olabilecek herhangi bir şeyi aktarabilme kabiliyetine sahip dronlarımız, mini İHA'larımız bu kabiliyete sahiptir. Bakan Soylu, Türkiye genelinde 28.474 toplanma alanı oluşturulduğunu belirtti. Bu alanların 5.633'ünün İstanbul'da bulunduğunu ifade etti. Ekim ayında çok büyük bir tatbikat gerçekleştireceğiz. Ulusal ve uluslararası bir tatbikat gerçekleştirmiş olacağız. Bakan Soylu, Türkiye ile Almanya arasında deprem konusundaki işbirliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen sempozyumda da konuştu. Afetle mücadelede stratejinin önemini vurguladı. Sağlıklı ve bütüncül bir afet yönetimi stratejiniz yoksa, depolarınız çadır dolu olsa bile o çadırları kuramazsınız. Türkiye'nin 17 Ağustos'tan çıkardığı en büyük ve doğru ders budur. 1999'dan itibaren çok yol kat ettik. Ama 23 yıldaki bana göre en büyük kazanım, ayakları yere basan sağlıklı bir afet yönetim stratejisi ve politikası oluşturmaktır. Evet, devam ediyoruz yine. Tüm ekip olarak çok üzüldüğümüz bir haberi okuyacağım. 40 derecede öldüren ihmal. Adana'da bir baba arka koltukta uyuyan 3 yaşındaki çocuğunu arabada bırakıp gitti. Küçük çocuk aşırı sıcakta ne yazık ki öldü. Baba gözaltına alındı. Suriyeli Sifettin Malafşi Adana'da akrabalarını ziyarete geldiğinde koltukta uyuyan çocukları Badr Alaaddin'i araçta bıraktı. Bir saat sonra geri döndü. Hareket etmediğini fark etti çocuğun ve ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler çocuğun 40 derece sıcakta havasızlıktan öldüğünü belirledi. Adana'da 3 yaşındaki bir çocuk, okuduk haberde, bir ihmalin hem de öz babasının yaptığı bir hatanın kurbanı oldu. Babası onu uyandırmaya kıyamadığı için gündüz sıcağında hem de Adana'da otomobilde bıraktı. Geri döndüğünde çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Çocuk araçta uyuduğundan dolayı camı da açıyor. Bir 5 santim kadar
Aracın camı açık. Çocuk havasız kalıyor. Kavurucu Adana sıcağında, güneşin altında minik bedeni havasızlığa daha fazla dayanamadı. Babasının ihmali 3 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı. Aracı gölgeye park ettiğini zannediyor ama baba belli bir şeyden sonra gölgeden çıkıyor araç. Güneş geliyor. Havanın da bildiğiniz gibi sıcak etkisiyle çocuk Allah'ın rahmetine kavuşuyor. 3 yaşındaki Suriye uyruklu Badral Dınmalafi, akraba ziyareti için ailesiyle birlikte Adana'daydı. Babasının peşine takılıp amcasının iş yerine gitti. 5-10 dakikalık bir ziyaret diye geçiyor ve ziyaret uzuyor, çay kahve muhabbetine dönüşüyor. Bir 30 dakika, bilemedik 1 saat en fazla süren bir süre içerisinde. Baba o süre bitip araca geri döndüğünde çocuğun kendisinde olmadığını fark etti, hemen yardım istedi ama çok geçti. Sağlık ekipleri vardığında çocuk hayatını kaybetmişti. Olayın ardından çocuğun babası ve annesi gözaltına alındı. İfadelerinin ardından serbest bırakıldılar. Çocuğun cenazesi ise adli tıp kurumuna kaldırıldı. Devam ediyoruz. Aranan hacker bakan çıktı haberi yine gazetenin ilk sayfasında yer bulmuş değerli izleyenler. Teknofest kapsamında 5.'si düzenlenen Hack Karadeniz yarışmasının finali de Zonguldak'ta yapıldı. Yarışmaya katılan gençler ipuçlarını çözdükten sonra hackerlara ulaştı. Yakalanan hackerlar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'tu. Hücum teknelerine bindiler, hackerların iz bıraktığı tünellerden geçtiler. 29 ülkeden 380 ekibin katıldığı Hack Karadeniz'de takımlar, siber saldırı yapan hackerları yakalamak için yoğun çaba harcadı. İpuçlarını teker teker çözen kırmızı montlu Madonna takımı, hackerların Zonguldak'ta bir kafede olduğunu tespit etti. 2 günlük çalışmanın sonunda bulunan hackerların Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç olduğu belirlendi. Hoş geldiniz. Karşılarında Bakan Varank'ı gören gençler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Zor oldu mu burayı bulmak? Ne yollardan geçti? Özellikle dalgalı bir günü tercih ettik ki evet. Hoşunuza fazla gitsin. Adrenalin maksimum. Teknoloji Festivali'nde ilk kez siber güvenlik yarışması fiziki yarışmayla birleştirilerek düzenlendi. Buraya gelen finalist yarışmacılarımız bounty hunting dediğimiz yani ödüller toplamaya çalışarak, koşarak, efor sarf ederek de yarışmış oldular. Teknofest kapsamındaki Hack Karadeniz yarışmasıyla gençlerin siber güvenlik alanında yetiştirilmesi hedefleniyor. Beğendiniz mi? Geçelim Sabah gazetesine, ilk sayfaya bakacağız. Hemen manşetle başlayalım. Ucuz gıdada rekor satış. Tarım Kredi'nin marketlerine akın eden vatandaşlar ucuz alışverişin sevincini yaşadı. Rekor ilgi sonunda ciro patlaması yapan Tarım Kredi kampanyayı genişletme müjdesi verdi. Batman, İstanbul, İzmir, İstanbul gibi yerlerden fotoğrafla verilmiş haber Denizli'den. 81 ildeki 1400 Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ucuz gıda ürünlerine büyük ilgi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi'nin başlattığı büyük indirime Türkiye'nin dört bir yanından talep yağdı. Tarım Kredi Kooperatiflerinde başlayan indirim kampanyasına ilgi büyük oldu söylediğimiz gibi. Kampanyanın ilk gününde 7 kat ciroya ulaşıldı. Marketlerde yoğunluk sürerken stok probleminin yaşanmadığı belirtildi. Undan şekere, peynirden çocuk bezine, Tarım Kredi'nin indirimli satış kampanyası yüzleri güldürdü. Tüketici 30'u aşkın ürünü uygun fiyatla alma imkanına kavuştu. Marketlerdeki yoğunluk sürüyor. Tarım Kredi Kooperatifi indirim kampanyasına ilişkin açıklama yaptı. İlk gün cironun 7 kat arttığı belirtildi. Marketlerde stok sorunu yaşanmıyor denildi. Yeni indirim kampanyalarının da kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Şu anda 30'un üzerindeki ürün indirimli fiyatlarıyla 1400 hizmet noktasında tüketiciyle buluşuyor. Fiyatı indirilen ürünler arasında ayçiçeği yağı, şeker, zeytin, çay, süt, tereyağı ve tavuk da bulunuyor. Et ürünleri ise Et ve Süt Kurumu tarafından temin edildikten sonra kasap reyonu bulunan marketlerde satışa sunuluyor. Kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise paketli ürün satılıyor. Ürün siparişleri ptt.avm.com internet sitesi üzerinden de verilebiliyor.
Evet, Sol Sütun'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin davetine icabetle yarın Lviv'e günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Bu arada fotoğrafta görüyoruz Cumhurbaşkanı Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'la Ankara'da bir araya geldi. Bakalım detaya. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'la Ankara'da bir araya geldi. Liderlerin görüşmesinde iki ülke ilişkileri değerlendirildi. Erdoğan, Malezya Kralı'na devlet nişanı takdim etti. Malezya'dan Türkiye'ye yaklaşık 30 yıllık bir aradan sonra devlet başkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret gerçekleşiyor. Türkiye, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı ağırlıyor. Malezya lideri için Beştepe'de resmi karşılama töreni vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuk devlet başkanını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. İki ülke milli marşlarının okunmasının ardından Sultan Abdullah Şah tören kıtasını selamladı. Merhaba Nasker! İki lider tören sonrasında baş başa bir görüşme yaptı. Görüşmede son dönemde ivme kazanan Türkiye-Malezya ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı. Bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde de bulunuldu. Liderler daha sonra Beştepe'deki Kongre ve Kültür Merkezi'ne geçti. Erdoğan burada düzenlenen törenle Malezya Kralı'na devlet nişanı verdi. Sultan Abdullah Şah da Cumhurbaşkanı'na Malezya en yüksek ulusal taç nişanını takdim etti. Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah 21 Ağustos'a kadar Türkiye'de temaslarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya Kraliçesi Tunku Aziza ile bir araya geldi. Lider eşleri Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gezdi. Eserler hakkında bilgi aldı. Kütüphanedeki Malezya bölümünün de açılışı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret ettiler. Tek tek eserleri inceleyip bilgi aldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ın eşi Kraliçe Tunku Aziza'la bir araya geldi. Emine Erdoğan ve Tunku Aziza ilk olarak Saz ve Söz Türk Müziği Tarihi sergisini gezdi. Ardından Nadir Eserler Kütüphanesi'ne geçti. En eski Osmanlıca gastronomi kitaplarının sergilendiği bölümde inceleme yaptı. Emine Erdoğan, Kraliçe Tunku Aziza'ya Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabını hediye etti. Lider eşleri Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Malezya bölümünün açılışını gerçekleştirdi. Bölümün raflarında Kraliçe Tunku Aziza'nın hazırladığı gastronomi kitapları da yer alıyor. Erdoğan ve Aziza, Türkiye Dokuma Atlası projesi kapsamında bir araya getirilen yöresel dokumaların yer aldığı sergide de incelemelerde bulundu. Türkiye'nin çeşitli yerlerine özgü kumaşlarla hazırlanan kaftanların gösterildiği defileyi izledi. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kraliçe Tunku Aziza'yı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Türkiye-Malezya arasındaki dostluğun daim olmasını diliyorum dedi. Geçtik Yeni Birlik gazetesine. Bugünün ilk sayfasında yine önemli başlıklardan biri mutabakat zaptına uyacağız. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson yaptığı açıklamada İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında imzalanan mutabakat zaptına sadık kalacağız dedi. Başbakan Andersson açıklamasında Türkiye'nin anlaşmada İsveç'in 73 kişiyi Türkiye'ye iade etme sözü verdiğini hatırlatarak İsveç'te işlenmekte olan iade davaları elbette İsveç ve uluslararası hukuka göre ele alınacak ifadelerini kullandı. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO üyeliğine ilişkin Türkiye ile varılan mutabakata uygun hareket edeceklerini söyledi. Kırmızı bültenle aranan bir kişinin Türkiye'ye iade kararının da İsveç yasalarına ve uluslararası hukuka uygun olduğunu belirtti. Türkiye kırmızı çizgilerini ortaya koydu. NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya'ya teröre desteği kesmelerini şartına koştu. Ankara, iki Avrupa ülkesinin mutabakatın gereklerini yerine getirmesini beklerken İsveç'ten yeni açıklama geldi. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO üyeliği konusunda Türkiye ile varılan mutabakata uygun hareket edeceklerini söyledi. Madrid'deki NATO zirvesinde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzaladık. Tabii ki üzerinde anlaştığımız mutabakat zaptına uygun davranacağız.
Anderson, İsveç'in Türkiye'nin dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aradığı kişiyi iade etme kararı ile ilgili de konuştu. Kararın İsveç yasalarına ve uluslararası hukuka uygun olduğunu vurguladı. 2011 yılından beri İsveç'te yaşayan ve sığınma başvurusunda bulunan kişinin dolandırıcılıktan Türkiye'de 14 yıl hapis cezası bulunuyordu. Evet, yine bir başka haber. Kabe'nin iç temizliği yapıldı. Veliaht Prens de katıldı. Fotoğraflarla verilmiş Müslümanların kıblesi Kabe'nin yıkanması için program düzenlendi. Temizliğe Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz adına Veliaht Prens Muhammed bin Selman katıldı. Suudi Arabistan Haber Ajansı'nın paylaştığı görüntülerde Selman'ın elindeki bezle iç duvarları temizlediği görüldü. Daha sonra Veliaht Prens beraberindekilerle kutsal mekanda namaz kılıp dua etti. Ve yine bu haberin solunda Türk Hava Yolları krizin en büyük kazananı. Fransız gazetesi Türk Hava Yolları'nın yılın ilk yarısındaki başarısını krizin en büyük kazananı olarak yorumladı. Gazetede yayınlanan yazıda sadece Temmuz'da 7,8 milyon yolcu taşıyan Türk Hava Yolları'nın salgın öncesi büyüme ve kar oranını yakaladığı belirtildi. Evet, Türk Hava Yolları'nın başarısı Fransız medyasında da yer aldı. Gazete, Türk Hava Yolları'nı Avrupa'daki krizin en büyük kazananı olarak niteledi. Havayolu taşımacılığı koronavirüs salgınının etkilerini büyük ölçüde geride bırakıyor. Bu durum yolcu sayılarındaki artışta kendini gösteriyor. Türk Hava Yolları da başarı grafiğini yukarı taşıyor. Firmanın başarısı Fransız basınında da yankı buldu. Les Echos gazetesinde Türk Hava Yolları Avrupa semalarındaki krizden en büyük kazanan olarak çıktı başlığıyla bir haber yayımlandı. Haberde firmanın yılın ilk yarısında 7 milyar 580 milyon dolar ciro yaptığı, 737 milyon dolar kâr ettiği belirtildi. Avrupa'daki şirketler arasında en fazla kâr eden şirket olduğuna vurgu yapıldı. Haberde Türk Hava Yolları'nın yaz günlerinde yoğun turist taşıdığı belirtildi. Günlük 1506 uçuşta Avrupa'nın en aktif havayolu şirketi olduğu ifade edildi. Sadece geçen ay 7 milyon 800 bin yolcu taşıdığına dikkat çekildi. Söz konusu başarıda İstanbul Havalimanı'nın büyük payı olduğunun altı çizildi. Firmanın hava nakliyesinde dünya sıralamasında 10. sıradan 4.liğe yükseldiği de vurgulandı. Evet, yine yeni birlikte devam ediyoruz. Otomobilde fahiş fiyat radara takıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ikinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarına ve kayıt dışı ekonomi oluşmasına sebebiyet veren 100 bin mükellef bakanlığımızın radarına takıldı. Piyasada spekülasyona sebebiyet veren gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli işlemleri yapmaya başladık dedi. Ve altında barınma sorunu için çalışma Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar yerleşme sonrası öğrencilerin barınmasıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak çalışma yürüttüklerini söyledi. İnşallah 2022-2023 eğitim öğretim yılında bilhassa büyük şehirlerde barınma sorununun Gençlik ve Spor Bakanlığı, diğer bakanlıkların ve YÖK'ün birlikte çalışmasıyla büyük ölçüde aşılacağına inanıyoruz dedi. Evet, YÖK Başkanı Özvar üniversite sınavında barajın kalktığını ancak rekabetin arttığını da söyledi. Yeni açılan yükseköğretim programlarının nitelikli ara eleman yetişmesinde önemli rol oynayacağını belirtti. Yurt sorununun çözümü için de bakanlıklarla çalışıyoruz dedi. Toplam başvuran öğrenciler arasında örgün lisans programlarına yerleşen adayların oranı %15-16 civarındadır yanlış hesaplamıyorsa. Dolayısıyla öğrencilerimiz, adaylarımız arasında rekabet fevkalade yüksektir. Barajın kalkmasıyla isteyen herkes üniversiteye girecek iddialarına istatistiklerle yanıt verdi. Baraj kalktı ancak kısıtlı kontenjan rekabetin artmasına yol açtı dedi. YÖK Başkanı Erol Özvar basın mensuplarıyla bir araya geldi, yeni açılan yükseköğretim programlarının nitelikli ara elemana olan ihtiyacı karşılayacağını söyledi. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin iktisadi gelişmesinde fevkalade önemli roller oynayacağını düşündüğümüz alanlarda nitelikli insan yetiştirmek üzere bu programları açtığımızı bilmenizi isterim. Özvar, üniversiteye yerleşme oranının yükselmesinin kaliteyi düşüreceği iddialarına da yanıt verdi. Adayların %15'inin yerleştiği durumda eğitim kalitesi öğrenci üzerinden değil program üzerinden tartışılmalı ifadesini kullandı. YÖK Başkanı'nın gündeminde yurt meselesi de vardı. 81 ildeki öğrenci hareketliliğinin ilgili bakanlıklarla paylaşıldığını söyledi. İnşallah bu 2022-2023 eğitim öğretim yılında bilhassa büyük şehirlerde barınma sorununun
büyük ölçüde bakanlığımızın ve diğer bakanlıkların ve Yüksek Öğretim Kurulu'nun birlikte çalışmasıyla büyük ölçüde aşılacağına inanıyoruz. Posta gazetesindeyiz. İlk sayfada manşette yer alan haber: İlk gün faciası. Ankara'da önceki gün etkili olan fırtınada bir inşaatın kolon kalıplarının devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 21 yaşındaki Taha Öztürk'ün Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisi 3. sınıf öğrencisi olduğu belirlendi. Taha Öztürk'ün stajyer olarak işe başladığı ilk gün öldüğü ortaya çıktı. Taha Öztürk hem derslerdeki başarısı hem de sporculuğuyla Hacettepe Üniversitesi'nin örnek bir öğrencisiydi. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesindeki bir inşaatın beton kalıpları fırtınadan uçtu. İnşaatta görevli olan üniversite öğrencisi Taha Öztürk, ODTÜ Mimarlık öğrencisi Ege Kıratlı ile ODTÜ İnşaat Mühendisliği öğrencisi Emre Çetin kalıpların altında kaldı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan öğrencilerden Taha Öztürk ne yazık ki yaşamını yitirdi. Diğer iki öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ankara'da pazartesi günü yaşanmıştı fırtına, hatırlayacaksınız. Fırtınada hayatını kaybeden inşaat mühendisliği öğrencisi Taha Öztürk'ün ölümüne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Genç mühendis adayı stajının ilk gününde devrilen kolon kalıplarının altında kalarak hayatını kaybetmişti. Diğer iki stajyerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Daha 21 yaşındaydı. Umutları, hayalleri, gelecek planları vardı. Stajının ilk gününde fırtınada hayatını kaybetti. Taha Öztürk, Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisiydi. Ankara Yeni Mahalle'deki binanın inşaatında mesleği öğreniyordu. Stajının ilk gününde çıkan fırtınanın kurbanı oldu. Şiddetli rüzgardan korunmak için kolon kalıbının arkasına saklandı. Diğer iki mühendis adayı da onun yanındaydı. Üç stajyer devrilen kalıpların altında kaldı. Taha Öztürk hayatını kaybetti. Diğer iki stajyerin sağlık durumu iyi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı genç mühendis adayının ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Tanıkların ifadeleri alındı. Başkentteki fırtınada hayatını kaybeden Taha Öztürk, Hacettepe Üniversitesi Amerikan futbolu takımı Red Deers'ın da oyuncusuydu. Devam ediyoruz yine Posta gazetesinde. Kanyonda ölüm başlığı var. Isparta'da pazar günü yazılı kanyonda yürüyüşe çıkan 4 arkadaş kayboldu. Yakınlarının ihbarda bulunmasıyla bölgeye AFAD ve jandarma arama kurtarma timi sevk edildi. Önceki sabah başlayan aramalar sonucu Isparta Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Veysel Serbağ'ın cansız bedeni derede bulundu. Bakalım şimdi haberin ayrıntısına. Isparta yazılı kanyonda yürüyüşe giden 4 dağcıdan biri akarsuya düşerek hayatını kaybetti. Mahsur kalan 3 kişi ise jandarma arama kurtarma timi ve AFAD'ın yardımıyla kurtarıldı. Pazar günü yürüyüş için yazılı kanyona giden 4 dağcıdan bir süre sonra haber alınamadı. Profesyonel dağcı oldukları öğrenilen 4 kişiden Veysel Sarvak, kanyonda akarsudan karşıya geçerken suya düşerek hayatını kaybetti. 3 dağcı ise tırmanışta kullandıkları halatların da suya düşmesi sonucu mahsur kaldı. Bulundukları noktadan iletişim imkanı sağlayamayan ekip kurtarılmayı bekledi. Bölgeye giden jandarma arama kurtarma timi ve AFAD mahsur kalanlara ulaştı. Ekipler 3 kişinin çıkarılması için çalışma başlattı. Akşam 19'dan itibaren makaralı halatlı sistemleri kurmaya başlıyor jack timimiz. AFAD ekiplerimizle birlikte 4 istasyonlu bir kurtarma planlanıyor. 3 vatandaşımızı sağ salim sağlık içerisinde kurtardılar. Bizim de gördüğümüz kadarıyla sağlıkları yerinde. Kurtarılan 3 kişi olay yerindeki kontrolün ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Akarsuya düşen dağcının cansız bedenini çıkarma çalışmaları sürüyor. Ve Bir Dünya Medya Köşesi'nin ilk kısmını bitirdik. Gazetelere baktık. Programımız tüm hızıyla sürüyor. Şimdi her zaman olduğu gibi İstanbul'un hava ve yol durumunu alacağız. TRT Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu detayları aktarmak üzere karşımızda. Günaydın Melis. Bugün bu sabah bu saat itibariyle İstanbul'da yol durumu nasıl, hava durumu nasıl olacak? Sözü sana verelim.
Günaydın, iyi sabahlar. Bugün haftanın 3. iş gününde İstanbullular için trafik mesaisi başladı. Şu dakikaları itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu %29'u gösteriyor. Şu anda kameraman arkadaşım Selim Sinan Gümüş'le birlikte Haliç Köprüsü'ndeyiz. Haliç Köprüsü'nün üzerinde çift yönlü olarak akıcı bir trafik var. Ama özellikle de Anadolu tarafına geçişlerde, güzergahında ise akıcı yoğunlukta olduğunu söyleyelim. Avrupa gidişlerinde ise akıcı bir trafik olduğunu da sizlere belirtelim. Hemen köprülere bakalım. Köprülerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinde hafif akıcılık yoğunlukta bir trafik var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde Üsküdar ve Altunizade, Çamlıca'da trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Dakikaları öncesinde de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa geçişinde bir trafik kazası meydana geldi. Dakikalar içerisinde, geçtiğimiz dakikalar içerisinde trafik kazası enkazı kaldırıldı ve şerit uzun bir süre kapalıydı. Enkazın kaldırılmasıyla birlikte şu an şerit açıldı ama o bölgede yoğunluk devam ediyor. Özellikle Kavacık, Ümraniye ve Elmalı tarafında da sürücüler için yoğunluk olduğunu söyleyelim. Anadolu yakasına baktığımız zaman Maltepe, Bostancı bölgesinde Avrupa yakası yönünde yoğunluk yaşanıyor. Ataşehir, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ankara istikametinde de sürücüler biraz yavaşlayacak. Avrupa yakasına baktığımız zamanda D100 Karayolu, Avcılar, Cihangir, Küçükçekmece arasında biraz trafik artmış bir durumda. Aynı istikamette de Yenibosna'da trafik bağlantı yollarına baktığımız zaman da Esenyurt, Bağcılar bağlantı yollarında da TEM yönünde de yine trafik artmış bir durumda. Sürücüler yavaş ilerleyecek. Bu noktada aynı zamanda Mecidiyeköy, Şişli tarafında da yine hafif bir yoğunluk olduğunu sizlere aktaralım. Ana arterlerde de yoğunluk var. İşte sürücüler bu noktada alternatif güzergahları tercih edebilirler diyelim. Diğer bir taraftan havanın notlarına geçersek de bugün şu anda bulunduğumuz havanın sıcaklığı 24 dereceyi gösteriyor. Öğleden sonra hava sıcaklıkları en yüksek 33 dereceye kadar çıkacak. Biliyorsunuz haftanın başında İstanbullular yağmurlu bir güne başlamıştı. Dün itibariyle artık İstanbul'da güneşli günler bekleniyor. Aynı zamanda sıcaklıkların da artması bekleniyor. Nem oranı da yüksek olacak. Rüzgarın da çok hafif olacağını da belirtelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Melis Coşan İslamoğlu'na teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan yol ve hava durumuyla karşımızdaydı. Devam ediyoruz biz de. Sayın seyirciler, Ankara'da şiddetli fırtınaya dayanamayan bir cami minaresi yanındaki iki katlı binanın üzerine devrildi. Dış cephe çalışması yapılan binanın önünde kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Aha, yıkıldı. Rüzgar gelince işte iki minareden biri yıkıldı. Minarenin bir tanesi evlerin üstüne düştü. Ankara'da etkili olan sağanak sonrası fırtına ortaya çıktı. Altındağ ilçesindeki örnek Ulu Cami'nin minarelerinden biri fırtınaya dayanamadı. Yanındaki iki katlı binaya devrildi. Yıkılan minarenin taşları balkonlardan evin içine düştü. Çalışanlar da vardı. Çalışanlar tabii iskeleleri yıkıldı, boyaları altında mağdur duruma düştüler. Binada dış cephe çalışması yapılıyordu. Minarenin devrilmesiyle önüne kurulan iskele yıkıldı. Çalışanlar neyse ki o sırada içerideydi. Ben boya yapıyordum. İçeriye başlayacaktık. Binanın içini boyayacaktık. Ben tam boya aldım, içeriye girdim. Bir fırtına çıktı. Aniden minare yıkıldı. Bölgeye AFAD'ın yanı sıra çok sayıda ekip sevk edildi. Minareye komşu binanın duvar ve balkonlarında hasar oluştu. İçinde 34 kişi bulunan bina tahliye edildi. İstanbul Beykoz'da önceki gün etkili olan sağanakta yıldırım düşmesi sonucu bir spor salonunun çatısı çöktü. İki öğrenci yaralandı. O anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Yıldırım düştü, spor salonunun çatısı çöktü. Salonda bulunan eğitmen ve öğrencilerin salondan kaçışı kameralara böyle yansıdı. İstanbul'da etkili olan sağanak hasara neden oldu. Bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı. Yollar göle döndü. Beykoz'daki bir spor salonunun çatısına da yıldırım düştü. Çatı çöktü. Eğitmen ve öğrenciler panikle kaçmaya başladı. O anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Çatıdan kopan bazı parçalar çocukların üzerine düştü. Kazada iki çocuk yaralandı. Çocuklardan birinin kafasında oluşan kırık nedeniyle ameliyata alındığı öğrenildi. Ve sınırlarımız dışına çıkalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Virginia eyaletinde aşırı yağışlar sele yol açtı. Afganistan'da da kuvvetli yağışın neden olduğu selde 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. İspanya'nın orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor. Macaristan'da kuraklık nehir ve göllerde su seviyesini düşürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Virginia eyaletinde ani bastıran yağış sele yol açtı. Köprüler yıkıldı, araçlar suya gömüldü. Fayette ve Kanava kentlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Afganistan'ın doğusunda şiddetli yağışlar can aldı. Meydana gelen sellerde 31 kişi hayatını kaybetti. 17 kişinin yaralandığı felakette çok sayıda kişi kayboldu. İskoçya'da ise şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Görüntüler Dundee kentinde kaydedildi. Bazı ülkeler ise aşırı sıcak hava ve yangınlarla boğuşuyor. İspanya'nın Valencia ve Aragona bölgelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor. Valencia'nın Cayes bölgesindeki alevleri kontrol altına alan itfaiyeciler Les Useres'teki yangına müdahale ediyor. Aşırı sıcak hava Macaristan'da gölleri kurutuyor. Su kaynaklarının yok olduğu ülkede çiftlikler de kuraklık tehdidi altında. İngiltere'de haftalardır süren sıcak ve kuru hava kaynaklı su kesintileri tarım alanlarını tehdit ediyor. Depolarda biriktirilen su yeterli gelmiyor. Yeniden su birikmesi için bekleyen çiftçiler ekinlerin tamamen kurumasından endişeli. Uzmanlar ülkenin bazı kesimlerinde önümüzdeki günlerde yağış beklendiğini belirtiyor. Ancak bunun da su kaynaklarının tamamen dolması için yeterli olmayacağı ifade ediliyor. Çin'in Guangzhou eyaletinde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı. Yetkililer yüksek sıcaklıkların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini duyurdu. Bursa'da kontrolden çıkan hafif ticari araç metro hattının bariyerlerine çarptı. Kazada araçtaki iki kişi yaralandı. Bursa Ray seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı. Bursa Osman Gazi'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç metrelerce savruldu. Hafif raylı sistem hattının bariyerlerine ve tel örgülere çarptı. Araç bariyere asılı kalarak durabildi. Sürücü ve araçtaki bir kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alındı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bursa Ray seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı. Devrilen tellerin kaldırılmasıyla seferler normale döndü. Karabük-Zonguldak karayolunda tünelde duvara çarpan bir tanker alev alarak yandı. Yoğun dumanla kaplanan tüneldeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Sıvı çimento yüklü tanker kontrolden çıktı. Tünelde duvara çarpan tanker bir anda alev aldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Olay Karabük-Zonguldak karayolu Karabük istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki tanker yalnızca tüneline girdikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan araç yanmaya başladı. Yoğun duman kısa sürede tüneli sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tünellerde trafik akışı çift yönlü kesildi. İtfaiye ekipleri yoğun duman nedeniyle yangına müdahale etmekte zorlandı. Gaz maskeleri kullanılarak tünele giren ekipler tankerdeki yangını uzun uğraşların ardından söndürdü. Çimento taşıyan bir tanker muhtemelen ya lastiği patlıyor bir sıkıntıdan dolayı tünelin duvarlarına çarparak ateş alev alıyor. Trafik iki tarafta durduruldu. Tedbirler alındı, söndürüldü arkadaşlar. İtfaiye araçlarımız hem Karabük hem de Yenice. Şu an itibariyle şükürler olsun bir can kaybı yok. Ekiplerin tünelde yaptığı temizlik çalışmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi. Kazada
1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Sinop ve Kırıkkale'deki trafik kazalarında da bir kişi ne yazık ki yine hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada bir kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı 19 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sinop'ta kontrolden çıkan otomobil bir evin bahçesine düştü. Araç içinde sıkışan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı 3 kişi ise tedavi altına alındı. Kırıkkale'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye giden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İstanbul'da otoyolun ortasında duran yaya kazaya neden oldu. Ona çarpmamak için yavaşlayan araca arkasındaki araç çarptı. Otoyola doğru yürüdü. Bir şeritten diğerine geçip bekledi. Bu durum kazayı kaçınılmaz hale getirdi. İstanbul Sultanbeyli'de TEM otoyoluna çıkan yaya, kornayla yapılan uyarılara aldırış etmedi. Araçlardan biri yayayı görüp yavaşlayınca arkasındaki araç duramadı. İki aracın çarpıştığı an cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaya ise bir süre daha yol ortasında beklemeye devam etti. İstanbul'da yağış nedeniyle kayan belediye otobüsü kaldırıma çıktı. Devrilmekten son anda kurtulan araçtaki yolcular da şoför de kazayı ucuz atlattı. O anlar kameraya bakın nasıl yansıdı. Virajda kaymaya başladı. Refüjdeki direk ve ağaçları yıkıp geçti. Görüntülerin adresi İstanbul. Sultanbeyli Ümraniye seferini yapan belediye otobüsü yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kayarak dönen araç kaldırıma çıktı. Yolcu dolu otobüsün devrilmemesi olası facianın önüne geçti. Neyse ki arkadaki minibüsün sürücüsü de zamanında durdu. Kazada yaralanan olmadı. Adana'da 3 şüpheli polisten kaçmak için tüm kozlarını kullandı. Ruhsatsız silahlarını otomobillerinden dışarıya fırlattılar ve 30 kilometre boyunca kaçtılar. Hatta yakayı ele verdiklerinde elleri kelepçeliyken polis aracının içinde bile kaçmaya çalıştılar. Polisin dur ihtarına uymadılar. Bütün trafik kurallarını hiçe sayarak böyle kaçtılar. Adana'nın Seyhan ilçesinde polisler şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Araç durmayınca da nefes kesen bir kovalamaca başladı. Üzerlerinde ruhsatsız bir silah vardı. Kaçarken otomobilden dışarıya fırlattılar. 30 kilometre boyunca devam eden kovalamaca, otomobilin önü kesilince son buldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli polis aracından bile kaçmaya çalıştı. Neden kaçtıkları ise öğrenilemedi. İstanbul'da iş yerinin önünden şapka ve çanta çalındığını gören esnaf hırsıza bavulla karşı koydu. O anlar yine güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık girişimini gördü, mağaza önündeki bavulu kaptığı gibi şüphelinin başına indirdi. Bavul kırıldı, sapı elinde kaldı. Bu kez de bavulun sapıyla vurmaya devam etti. Birinci mankenden aldı çantayla şapkayı. Sesimi çıkarmadım. Bakayım ne yapacak diye. İkinci mankene yöneldi. Oradan da çantayla şapkayı aldı. Tabii artık iş çığırından çıktı. İstanbul Fatih'teki mağazayı gözüne kestiren şüpheli etrafı kolaçan ettikten sonra harekete geçti. Şapka ve çantaların çalındığını gören dükkan sahibi hırsızı bavulla durdurdu. Tedbir amacı zaten valize vurdum. Ya şimdi hırsızdır, üstlerinde bıçak olur, kendim can güvenliğimi korumak için. Tabii valizi vurduğum gibi zaten direkt kendinden geçti. İş yeri sahibi daha sonra hırsızı polise teslim etti. İstanbul Şişli'de iki aile arasındaki nişan bozma tartışması silahların ateşlendiği bir kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan biri polis memuru, 5 kişi yaralandı. İki aile arasındaki tartışma büyüdü, akşam vakti silahlı kavgaya dönüştü. İstanbul Şişli'deki kavganın sebebi nişan bozmaydı. İddiaya göre evlilik hazırlığındaki bir çift ayrılma kararı aldı. Aileler karşı karşıya gelince gerginlik tırmandı, silahlar çekildi.
Kavga Kuştepe'deki bu sokakta çıktı. Dün akşam saatleriydi. Sokaktan önce tartışma, ardından silah sesleri yükseldi. Çevredekiler kavga edenleri ayırmaya çalıştı ama bu hiç de kolay olmadı. Kavgaya müdahale edenler arasında bir polis memuru da vardı. Onunla birlikte toplam 5 kişi silahla yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de olayın ardından sokakta güvenlik önlemleri aldı. Kavgaya karışan her iki aileden 7 kişi de gözaltına alındı. İstanbul Fatih'te kentsel dönüşüm kapsamında 3 katlı bir bina yıkıldı. Yıkım sırasında binanın bitişiğindeki diğer binalarla ortak duvar kullandığı görüldü. Yıkım sonrası yan binadaki daireler duvarsız kaldı. Kentsel dönüşüme giren bir bina için yıkım kararı alındı. Şaşırtıcı gerçek yıkım sonrası ortaya çıktı. Kentsel dönüşüme giren Fatih Ayvansaray'daki 3 katlı bir binanın yıkımına karar verildi. Ancak bina yıkılırken bitişiğinde bulunan 2 binayla bazı katların ortak duvar kullandığı ortaya çıktı. İşteydik, hanım da işteydi. Geldik, evde dediler komşular işte şeyiniz yıkıldı, duvarınız, geldik. Bu haldeyiz işte. Yıkımın ardından 3 dairenin cephesi duvarsız kaldı. Bazı daireler ise hasar gördü. Eve geldim, komşular bana telefon açtılar. Gelin, duvarınız herhalde patladı diye de. Bir geldim, gardolap öne gelmiş. Duvar patlamış arkadan, bayağı dışarısı gözüküyor. Yıkım sırasında dairelerde kimsenin bulunmaması herhangi bir yaralanma veya can kaybını önledi. Duvarları yıkılan dairelerde oturan bina sakinleri yetkililerden yardım istedi. Konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Bursa'da yavru kediler zifte bulandı. Ziftin içinde taş kesilen kedileri kurtarmak kolay olmadı. Tam 3 saat süren uğraşın ardından kediler rahat hareket etmeye başladı. Yarım litrelik. İki yavru kedi zift içinde bu halde bulundu. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde yavru kediler zifte bulanınca mahalleli belediye ekibine haber verdi. Taş kesilen kedileri kurtarmak için seferber olundu. 3 saat süren uğraşın ardından kedilerin tüyleri ziftten temizlendi. Şu an sağlık durumlarında herhangi bir sıkıntı yok. Mamalarını yiyorlar. Uyumlu bir annenin altına konuldu. Annemiz de onlara süt annelik yaptığı için şu an sağlık durumlarında hiçbir sıkıntı yok. Sağlık durumları iyiye giden yavru kediler bir süre daha veteriner hekim gözetiminde kalacak. Muğla açıklarında durdurulan Amerika Birleşik Devletleri bayraklı teknede yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 78 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Mersincik Burnu açıklarında Amerika Birleşik Devletleri bayraklı White isimli tekneyi durdurdu. Teknede yapılan aramada 78 kaçak göçmenle organizatör oldukları belirlenen Rus uyruklu 2 kişi yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Rus uyruklu 2 organizatör ise Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sözlü sınav sonuçlarını E-Devlet üzerinden öğrenebilecek. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre adaylar sözlü sınav sonuçlarını E-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar bugün ve yarın alınacak. Adaylar tercihlerini 27-31 Ağustos'ta yapabilecek. Atamalara ilişkin sonuçlarsa 1 Eylül'de açıklanacak. Altın fiyatları hem küresel hem yurt içi piyasalarda dalgalı seyrediyor. Ons altın 1774 dolardan, gram altında 1024 liradan işlem görüyor. Peki altın fiyatlarında yön ne olur? Yatırımcılar hangi seviyeleri takip etmeli? Detaylar haberimizde. Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarında yön aşağıya döndü. Ons altın fiyatı küresel piyasalarda 1800 doların altına düştü. Uzmanlara göre bu durumda ABD'den gelen mesajlar etkili. Cuma günü Fed başkanlarına gelen açıklamayla beraber 75 bas puanın arttırımın hala masada olduğunu gözlemledik ve bu haftaya da altın düşüşle başladı. 1800'ün altındaki seyir devam ettiği sürece altındaki düşüş baskısının, satış baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz.
Ons altın ve döviz kurunun yönü gram altın üzerinde etkili. Peki altın yatırımcısı hangi seviyeleri takip etmeli? 1000 TL seviyesi hem psikolojik hem de teknik olarak artık önemli bir seviye olmaya başladı. Yukarıda ise geçtiğimiz haftadan beri aşılamayan 1040 TL, 1050 TL bandı var. 950 TL'nin altındaki seyri ya dolardaki düşüş ya da ons altının 1680 seviyesinin altındaki seyriyle görebiliriz. Buralar alım olarak değerlendirilebiliyor. Yani altın almak isteyenler açısından. Yurt içi serbest piyasalarda 1 gram altın 1024 liradan, çeyrek altınsa 1696 liradan işlem görüyor. Amerikan Başkanı Biden 20 aylık başkanlığı süresince en önemli iç politika kazanımını elde etti. Biden geçen hafta Kongre'de onaylanan enflasyonu düşürme yasası tasarısını imzaladı. Başkan Biden'ın önem verdiği tasarılardan olan enflasyonu düşürme yasası aylar süren çalışmalar ve tartışmaların ardından Kongre'de geçen hafta onaylanmıştı. Yasayla iklim değişikliğiyle mücadeleye kaynak sağlanması ve bireylerin sağlık ve vergi maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor. Bu amaçla 430 milyar dolar kaynak ayrılacak. Tasarıda yer alan yeni vergi düzenlemeleriyle 10 yılda oluşturulacak gelirin karbon emisyonunu azaltmada ve sağlık hizmetlerinde kullanılması amaçlanıyor. Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 176. güne girildi. Ukrayna'nın birçok şehrine aynı anda saldırı başlatan Moskova yönetimi Nisan ayında başkent Kiev çevresinden çekilmeye başladı. Rus ordusu daha çok ülkenin doğusuna odaklandı. Gıda krizi tedirginliği yaşayan ülkeler Türkiye'nin arabuluculuğuyla imzalanan anlaşmayla nefes aldı bildiğiniz gibi. Savaşın başından bu yana yaşanan gelişmeleri Asena Maraş'ın haberinde izleyeceğiz şimdi. Sonra kısacık bir aramız olacak. Saat başında ikinci bölümle karşınızdayız. Özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Bu operasyon Kiev rejimi tarafından zorbalığa uğrayan ve soykırıma maruz kalan insanları korumayı amaçlıyor. Savaş 24 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu emriyle başladı. Rus ordusu saldırıya geçti. Hedefte Ukrayna'nın birçok şehri vardı. Başkent Kiev yakınlarında beklerken görüntülenen kilometrelerce uzunluktaki Rus askeri konvoyu uzun süre gündemde kaldı. Neredeyse 1,5 ay boyunca beklenen ilerlemeyi kaydedemeyen Rusya, 3 Nisan'da Kiev çevresinden çekilmeye, Ukrayna'nın doğusuna odaklanmaya başladı. Donbas bölgesi, Kherson ve Zaporijya gibi bazı yerlerde yoğun çatışmalar sürüyor. Zaman zaman Ukrayna'nın Karadeniz'e açılan en önemli kapılarından Odessa'da saldırıların hedefi oluyor. Avrupa'nın en büyük nükleer tesisi Zaporijya'da çatışmalar yoğunlaştı. Nükleer felaket riski tüm dünyayı tedirgin ediyor. Kiev'de 27 Haziran'da bir alışveriş merkezinin vurulması, Kırım'da Rusya'ya ait mühimmat deposunda yaşanan patlama savaşın şiddetini gözler önüne serdi. Ukrayna, Rusya'nın 43 binden fazla askerini kaybettiğini öne sürüyor. Rusya ise kayıpları konusunda sessiz. Moskova 176 günde Ukrayna'nın yaklaşık %20'sinin kontrolünü ele geçirdi. Önemli tarım alanları da Rusya'nın kontrolünde. Putin'in saldırı emrini vermesinin hemen sonrası tüm dünyadan tepki aldı. Batılı ülkelerin yaptırımları da peş peşe geldi. AB üyeleri petrol ve doğal gaz alımının azaltılması için kararlar aldı. Rus ekonomisi zora girdi. Ancak Rusya'ya yaptırımlar batılı ülkeleri de vurdu. AB ülkeleri enerji krizinin eşiğine geldi. Rusya gaz sevkiyatını düşürürken Avrupa'da enerji fiyatları tavan yaptı. Savaş Ukrayna tahılını da ülkeye hapsetti. 20 milyon ton hububat depolarda kaldı. Ukrayna tahılına bağımlı ülkeler gıda krizinin eşiğine geldi. Tüm dünyada gıda fiyatları tırmandı, enflasyon arttı. Türkiye'nin arabuluculuğuyla iki ülke masaya oturdu. Yapılan tahıl anlaşması ekonomik darboğazın vurduğu dünyaya nefes aldırdı. Savaş şimdiden silinmeyecek izler bıraktı.
Rusya'nın kontrolüne geçen Mariupol adeta harabeye döndü. Rus ordusu Buça'dan çekilirken geride katliam gibi görüntüler kaldı. Okullar, hastaneler vuruldu. 9 binden fazla sivil yaşamını yitirdi. 6 milyon 800 bin Ukraynalı ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Savaş onarılmaz yaralar açtı. Ukraynalılar yitirdikleri için ağıt yaktı. Kimi ise savaşa rağmen hayatta kalmaya çalıştı. Ukraynalı savaş mağdurları yıkıma uğrayan evlerinde düzeye tutundu. Yeniden merhaba. Dün bugün devam ediyor. İkinci bölümle karşınızdayız. 17 Ağustos 2022 Çarşamba bugün. Saatlerimiz 8 oldu. Programımız yine dop dolu ve yeni güne birlikte başladık. Sürdürüyoruz. Hoş geldiniz efendim. Bu bölümde de bir dünya medya köşesi olacak elbette. İkinci bölümün ilk gazetesi Milliyet. Milliyet gazetesindeki başlıklara bakacağız yine. 17 Ağustos acısının yıl dönümü, zamanımız daralıyor manşet. Ama hemen yanındaki haberle başlayalım. Ukrayna'da üçlü zirve, Erdoğan Lviv'e gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin daveti üzerine yarın Lviv'e günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. İki liderin görüşmesinde Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm yönleriyle ele alınacak. Ziyaret kapsamında ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in de katılımıyla üçlü zirve yapılması planlanıyor. Guterres daha sonra tahıl koridoru için İstanbul'da kurulan müşterek koordinasyon merkezini ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için liderler diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan yarın Ukrayna'ya gidecek. Mevkidaşı Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile bir araya gelecek. Lviv'deki zirvede Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla üçlü toplantıya katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem tahıl anlaşmasının takibi hem de ateşkes çabalarını ele almak üzere Ukrayna'ya gidecek. Rusya-Ukrayna savaşının her iki taraf açısından adil bir barışla neticelenmesi için de çok gayret sarf ettik. Şayet bir gün taraflar yeniden barışa yönelirlerse, bunu bizim kolaylaştıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretine ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Açıklamada ziyarete ilişkin davetin Ukrayna tarafından geldiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevkidaşı Zelenski ile ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendireceği ifade edildi. İki lider sonrasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in de katılımıyla üçlü formattaki bir toplantıya katılacak. Toplantıda İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasıyla yürürlüğe giren mekanizmanın takibi yapılacak. Savaşın sona ermesi için yürütülen ateşkes çabalarında son durum görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede Türkiye'nin çözüm adına daha önce attığı adımları hatırlatması bekleniyor. Erdoğan, Dışişleri Bakanlarıyla Antalya'da, müzakere heyetleriyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin liderler düzeyine taşınması gerektiğine vurgu yapacak. Çözüm için İstanbul sürecini işaret edecek. Amacımız İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıyarak savaşın bitirecek nihai imzalarının atılmasını sağlamaktır. Evet, Milliyet'te manşet 17 Ağustos acısının yıl dönümüne ilişkin zamanımız daralıyor. İstanbul'da 500 bine yakın orta, 90 bine yakında ağır ve çok ağır hasarlı bina var. Depremde yerle bir olabilecek binalarda yaşam sürüyor denmiş. Yine 1999 depreminden o acı karelerden biri. 17 Ağustos Marmara depreminin üzerinden tam 23 yıl geçti. 7,4 büyüklüğündeki depremde 17.480 kişi hayatını kaybetmiş, 23.781 kişi yaralanmış, 505 kişi sakat kalmıştı. Türkiye'yi yasa boğan bu acı olayın yaraları geçen süre içinde sarılırken, facianın izleri ise hala hafızalarda. Uzmanlar bir an önce riskli binaların dönüştürülmesi çağrısında bulunuyor. 16 milyon nüfusa sahip mega kentte 500 bine yakın orta, 90 bine yakında ağır ve çok ağır hasarlı olmak üzere toplam 600 bin hasarlı
bina bulunuyor. Evet, tersine göç başlamalı diyor uzmanlar. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 23 yıl geçti. Ancak yaşananlar unutulmadı. Depremin yıl dönümünde Marmara bölgesinde çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kocaeli'nde deprem şehitlerini anma programına katıldı. Türkiye'nin bir afet bölgesi olduğunu kimse unutmamalı dedi. 7,4 büyüklüğündeki depremle Marmara 45 saniye boyunca sallandı. Bu büyük deprem Kocaeli, Yalova, Sakarya ve İstanbul'da derin izler bıraktı. Depremin 23. yılında çeşitli anma programları düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde deprem şehitlerini anma etkinliğine katıldı. Her an yine yeniden bir depremle karşı karşıya kalabiliriz. Türkiye'nin bir afet bölgesi olduğunu kimse unutmamalı. Yine o günden bugüne bir fark dersek şöyle bir farkımız var. Bugün 24.800 civarında afet toplanma alanımız var. Ve özellikle bu bölgeleri söyleyeyim. Kişi başına metrekare sayısını 2 kata, 3 kata toplanma alanlarında çıkarttık. Soylu törendeki konuşmasında da olası İstanbul depremine dikkat çekti. Bütün hazırlıklarımızı yine İstanbul'da yaşanabilecek 7,5'luk bir deprem üzerinden yapıyoruz. Bakan Soylu düzenlenen kortej yürüyüşüne de katıldı. Depremin 23. yılında Yalova'da da çeşitli programlar düzenlendi. Derin Uğultu belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi. Gerçekten hep çalışacağım. Jeoloji Mühendisleri Odası'nca hazırlanan belgeselde deprem öncesi alınması gereken tedbirler ve deprem sırasında yapılacaklar anlatılıyor. Yani bir yerde deprem oluyor işte halkın. Depremin yıl dönümünde İstanbul'da da gün içinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Tuzla'daki Artçıları Kalbimizde adlı programda konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, afet dönemlerinde kullanılacak araç sayılarının arttığını söyledi. Avcılar'da da anma programı düzenlendi. Hayatını kaybetti. 20 bin... Marmara depreminde hayatını kaybedenleri anma etkinlikleri gece boyu sürdü. Depremin meydana geldiği 3-2'de Gölcük'teki deprem anıtında dualar edildi. Gelecek afetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Anıta çelenk bırakıldı. 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan depremin 23. yıl dönümünde anma programları Yalova'da her yıl olduğu gibi yine deprem anıtında gerçekleştirildi. Yalova'da 3-2'de deprem anıtında toplanan vatandaşlar depremde hayatını kaybedenler için dualar etti. Sakarya'da da anma programı vardı. Demokrasi Meydanı'ndaki törende Kur'an-ı Kerim okundu, depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Türkiye Marmara depremiyle bir deprem ülkesi olduğunu acı bir şekilde hatırladı. Geçen süre zarfında her türlü deprem senaryosuna hazır olmak için önemli yatırımlar yapıldı. AFAD kurduğu gözlem ağıyla yer sarsıntılarını an be an izliyor. Gelen verilere bakılarak deprem bölgesinde yapılacaklar planlanıyor. Saatler 03.02'yi gösterirken başladı, 45 saniye sürdü. 7,4 büyüklüğündeki depremle Marmara büyük felaket yaşadı. Bundan 23 yıl önce yaşanan o deprem Sakarya, Yalova, İstanbul ve Kocaeli'de derin izler bıraktı. 17 bin kişi depremde can verdi, binlerce kişi de yaralandı. Şu an çok hassas ölçüm yapıyoruz. Ya o dönem böyle bir imkanımız yoktu. O günden sonra ciddi yatırımlar her yıl artarak yapıldı. 1999'dan bu yana depremle ilgili önemli adımlar atıldı. O yatırımlardan biri de AFAD'ın deprem gözlem ağı. 318 tane hız ölçerimiz var, 846 tane ivme ölçerimiz, toplam 1164 deprem gözlem ağımız mevcut. Sistem depremlerin tespit ve analizinde örnek oluşturuyor. AFAD'ın gözlem başarısı depremle mücadelede avantaj sağlıyor. AFAD Başkanlığı'nın yaygın gözlem ağı sayesinde Türkiye bu alanda Avrupa'nın en yetkin ikinci ülkesi konumunda. Yaşanan en küçük sarsıntı dahi deprem izleme ve değerlendirme merkezinde inceleniyor. Ardından deprem bölgesine nasıl bir müdahale yapılacağı şekillendiriliyor. İvme kayıtlarından hangi noktada yıkım var, hangi noktada yıkım olmayabilir bunu biz net dalga formundan görebilmekteyiz. Gözlem sistemiyle 3 deniz ve 15 ülkede meydana gelen depremler tespit edilebiliyor. Ekiplerce 2022'de yaklaşık 12 bin deprem incelendi. AFAD ekipleri yerin nabzını tutmak için mesailerini aralıksız sürdürüyor.
Geçelim Yeni Şafak gazetesine. Manşetle başlayalım. Suç kaydın varsa işin garanti, Ataşehir Belediyesi şaşırtmıyor demiş Yeni Şafak. DHKPC'lileri istihdam ettiği için daha önce soruşturma konusu olan CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin marifetleri sınırlı değil. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı incelemede belediyedeki 125 çalışanın başta terör olmak üzere tefecilikten yağmaya, cinsel tacizden göçmen kaçakçılığına kadar uzanan suç kayıtları çıktı diyor. Haberin ayrıntıları yine Yeni Şafak'ta. Ve altında stokçulara bir ay süre. Ticaret Bakanlığı'nın otomotivde stokçuluğu bitirmek için hazırladığı düzenleme dün yürürlüğe girdi. Sıfır araçlar artık ilk tescilin üzerinden 6 ay süre geçmeden ve 6000 kilometre yol yapmadan satılamayacak. Galericilere ve araç kiralama şirketlerine stoklarındaki araçları ellerinden çıkarmaları içinse 15 Eylül'e kadar süre verildi. Bakalım habere. İkinci el otomobil ve arazi taşıtları için getirilen 6 ay ve 6000 kilometre şartı galerileri hareketlendirdi. Galericiler düzenleme yürürlüğe girmeden önce araçları elden çıkarmak istiyor. Peki bu durum fiyatlarda bir düşüş sağlayacak mı? Ayrıntılar haberimizde. 300 bin lirası olan alıyor, bir hafta 10 gün bekletiyor, 350'ye satıyor. Fırsatçılığın önüne geçmek için araç alım satım işlemleri mercek altına alındı. İkinci el otomobil satışlarını süre ve kilometre yönünden sınırlayan düzenleme yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı'nın otomobiller için getirdiği 6 ay ve 6000 kilometre kararı sonrası galerilerde hareketlilik yaşanmaya başladı. Bazı galericiler düzenlemeye takılmadan ellerindeki araçları satmak istiyor. Aslında sıfır olan ama ikinci el sayılan bu araçlar 15 Eylül'e kadar satılmazsa 6 ay beklemek zorunda kalacak. Şu an mevcut araçlar ilanda zaten. Belki bir fiyat düşüşüne giderler daha çabuk satılsın diye. Yapacakları işlem bu olur. Yapılan düzenleme yalnızca otomobil ve arazi taşıtlarının satışını kapsıyor. Kamyon, otobüs, kamyonet gibi taşıt türleri bu kısıtlama kapsamında yer almıyor. Galericilerin araçları elden çıkarmak için fiyatları düşürmesi bekleniyor. Bundan sonra gene bu devam ederse biz yaklaşık %10, %15 gibi fiyat düşmesi bekliyoruz. Bütün otomobillerde. Yani bu çok birbirine bağlı. Yani sıfır arabada fiyat düşerse ikinciye de düşmez diye. Bu zincirleme bir şey zaten. Pazarlama ve satış kısıtlaması 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek. İhtiyaç olması halinde Ticaret Bakanlığı tarafından 6 ay daha uzatılabilecek. Yeni Şafak'ta bir başka yine başlık, 100 bin fırsatçı radara yakalandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü otomotivde fiyat spekülasyonu yapanları tek tek tespit ediyor. Bakan Nurettin Nebati ikinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarına ve kayıt dışı ekonomi oluşmasına sebebiyet veren 100 bin mükellef bakanlığımızın radarına takıldı dedi. Bu da yine önemli bir başlık. Araç alım satımları mercek altında. Araç piyasasında fahiş fiyat artışı yapan 100 bin kişi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın radar sistemine takıldı. Motorlu araç piyasasında spekülasyona sebep olan gerçek ve tüzel kişiler tespit edildi. 100 bin mükellefle ilgili işlem başlatıldı. Konut sektörünün ardından araç piyasası da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın takibinde. Araç alım satımında fahiş fiyat artışı yapıp sektörü olumsuz etkileyen 100 bin kişi tespit edildi. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmekte son derece kararlıyız. Radar sistemimiz sayesinde mali ve finansal verilerin sistemsel ve detaylı analizlerini gerçekleştiriyor, çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Riskli vergi mükelleflerini tespit eden radar sistemine 100 bin kişi takıldı. Sektörde suni fiyat artışı yaparak arz-talep dengesini bozan o isimler tek tek tespit edildi. Vergi yükümlülüklerini de yerine getirmeyen bu kişiler hakkında işlem başlatıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı sıfır ve ikinci el araçlarda alım satım yapan otogaleri ve bayilere dair detaylı incelemelerde bulundu. Vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen, piyasada fiyat spekülasyonlarına neden olan bu kişiler hakkında gerekli işlemler yapılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekiplerinin otomobil piyasasına yönelik saha denetimleri de sürecek. Yine Yeni Şafak'tayız ilk sayfada. İzin dönüşü şehidi oldu. Hudut Karakolu'na PKK saldırısı. Terör örgütü PKK Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye saldırılarına devam ediyor. Fırat'ın doğusundan ateşlenen 4 havan mermisi Karkamış'ta boş araziye düştü. Şanlıurfa Birecik'teki çiçek alan Hudut Karakolu'ysa isabet aldı. Topçu uzman çavuş Uğurcan Cirnioğlu şehit düştü. 4 askerimiz de yaralandı. Kilis'teki ailesi yasa boğuldu. Şehidimizin önceki gün izinden döndüğü öğrenildi.
kanı yerde kalmadı şehidimizin. Mekanı cennet olsun kıymetli ailesine. Biz de başsağlığı diliyoruz aziz milletimize elbette. Ve gazetede altılı masadan eşkal çıkabilir başlığı var. 21 Ağustos'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılacak altılı masa toplantısında Cumhurbaşkanı adayının eşkalinin de netleşeceği belirtiliyor. Ortaklar adayla ilgili kişisel kanaatlerini açıklamıştı denmiş haberde. Ve asistan doktora en fazla 8 nöbet verilecek. Bu başlığa da bakacağız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması var. Nöbet sayılarıyla ilgili yeni yönetmelikle artık 8'i aşmayacak nöbet sayıları. Bakalım detaylara. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca asistan doktorlara yeni dönemde pozitif ayrımcılık yaptıklarını söyledi. Asistan arkadaşlarımız ayda en fazla 8 nöbet tutacak dedi Bakan Koca. İntern doktorlara verilecek ücretle ilgili değişikliğin ise meclis açıldıktan sonra yapılacağını ifade etti. Yeni dönemde asistan arkadaşlarımıza pozitif ayrımcılık yaptık yönetmekten, ve yapmaya devam ediyoruz. Yönetmekten memnun oluyorum. Nöbetler konusunu yaptık. Nöbetlerde 8 nöbetten fazla. Çok acı çekiyorlar. 8 nöbetten fazla olmayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca muhabirlerin sorularını yanıtladı. Asistan doktorlara ayda 8'den fazla nöbet tutturan kliniklere yaptırım uygulanacağını söyledi. Bu arada bir doktorun asistanların nöbetleri çok, çocukları evlendiremiyoruz Sayın Bakanım şeklindeki sözlerine de yanıt veren Fahrettin Koca asistanlar için sorunun çözüldüğünü belirtti. Biz nöbet ertesi 24 saatten sonra çalışılmamasını ve bunun da 8 nöbetten fazla olmamasını yönetmelikle netleştiriyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız hem nöbet sayıları azalarak hem de gelirlerin artışı sağlanarak bundan böyle rahat evlenebilecekler. Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın intern doktorlar için verdiği asgari ücret müjdesini de hatırlattı. Düzenlemenin mecliste yasalaşması gerektiğinin altını çizdi. Bakıyorum özellikle asistan intern arkadaşlarımız niye halen bu bize ödenmiyor deniyor. Bildiğiniz gibi bu kanunla olan bir durum. Yani internlere verilecek olan bu ücretin değişikliği kanunla mümkün. Meclis tatilde olduğunda iradesi nasıl devreye girecek? Meclis açıldığında meclisin iradesi en erken dönemde devreye girecek. Evet, geçtik Türkiye Gazetesi'ne. Logonun altında Erdoğan yarın Ukrayna'da kritik bir ziyaret gerçekleşecek. Biz de demin ayrıntıları verdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Lviv'de bir araya gelecek. Bu arada Malezya Kralı Abdullah Şah Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. O fotoğrafta yine gazetede. Yine az önce aktardığımız asistanlar rahatladı başlığıyla verilmiş Sağlık Bakanlığı'nın hekimlerin yükünü alacak açıklaması. Ve manşet, Türkiye böyle kazanç görmedi. Karlılık rekorları. Sabit gelirliği mağdur eden enflasyonist ortamda şirketler karına kar kattı, kazancını ona katlayan var. Bankalar, finans, enerji, gayrimenkul ve gıda şirketleri yılın ilk yarısında kar patlaması yaşadı. Tüpraş geçen sene 1,3 milyar lira olan ikinci çeyrek karını 10,6 milyar liraya çıkardı. Geçen yılın ikinci çeyreğinde 59 milyon lira zarar açıklayan Türk Hava Yolları bu yılın aynı döneminde 9,1 milyar lira kar elde ettiğini duyurdu. Ve hemen yanında tendürek temizlendi. Mehmetçik hainleri ablukaya aldı. Yeşil kategoride 2 terörist ele geçirildi. Tendürek Dağı terörden arındırıldı. Evet, bakacağız hemen bu habere de. Eren Abluka 32 operasyonunda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Teröristlerin arananlar listesinde turuncu ve gri kategoride yer aldıkları belirlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tendürek Dağı'nın teröristlerden tamamen temizlendiğini söyledi. Irak'ın kuzeyindeki operasyonda da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Eren 32 Abluka operasyonunda bundan 2 gün önce 3 terörist, biri ölü, 2 yeşil kategori sağ olarak ele geçirildi. Ve ardından istihbarata devam ederek ele geçirdiğimiz teröristlerin de
yer göstermeleri neticesinde iki terörist daha etkisiz hale getirildi. Ve böylece Tendrek Dağı çok uzun yıllar sonra ilk kez terörden arındırıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tendrek Dağı'ndaki son iki teröristin de etkisiz hale getirildiğini böyle duyurdu. Van Çaldıran kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden Tuğba Tambahçıcı'nın terörden arananlar listesinde turuncu kategoride, Devlet Taşir'in gri kategoride olduğu belirlendi. İkisi de çok sayıda saldırının failleri arasındaydı. Tendrek Dağı'nın en tepesine bir üst bölgesi kuruyoruz. Üst bölgesinin yapımı da 1,5-2 ay içerisinde bitiyor. Amanoslar tamamen temizlenmişti. Yakın zamanda inşallah Türkiye'mizin önemli bir bölgesinin daha temizlenme haberini inşallah milletimize vermek nasip olur. İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılında içeride bir tek terörist kalmadığı haberini milletimize vereceğiz. Diyarbakır'da yürütülen Eren Abluka 34 operasyonuyla ise terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe indirildi. Nice kırsalındaki operasyonda 3 günde 803 kilogram uyuşturucu, 10 milyon 530 bin kök kenevirli, 648 bin skank ele geçirildi. Sınır ötesindeki terör yuvalarına yönelik operasyonlarda hız kesmiyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde 3, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde de saldırı hazırlığındaki 5 PKK'lı YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde üst bölgesinde silah kazası sonucu yaralanan piyade sözleşmeli er Atakan Çakır tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit askerimiz memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı. Sözleşmeli er Atakan Çakır, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde silah kazası sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çakır tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit asker için memleketi Osmaniye'de cenaze töreni düzenlendi. Asri Mezarlık Camii'nde düzenlenen törene şehidin ailesi, yakınları, mülki ve askeri yetkililerle çok sayıda kişi katıldı. Allahu Ekber. Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi. 22 yaşındaki piyade Atakan Çakır bekardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Evet, şehidimize rahmet diliyoruz biz de. Programımızda önemli başlıkları aktarmayı sürdürüyoruz. Adana'da bir dram diyebileceğimiz bir haber var. Otomobilde havasız kalıp hayatını kaybetti. Küçük bir çocuk 3 yaşında. Uyuyakaldı arabada. Çocuğu kıyamadığı için uyandırmayıp araçta bırakan baba hayatının hatasını yaptı. Çocuk havasızlıktan öldü. Ne yazık ki. Evet değerli izleyenler, bu haberin detaylarını önceki saat diliminde de ekranlarınıza getirmiştik. Yaşanan bu acı olay nedeniyle uzmanlar uyarılarını bir kez daha yineledi. Çocukların kısa süreli de olsa kapalı, havasız ve sıcak ortamlarda özellikle arabalar gibi, otomobiller gibi bırakılmaması istendi. Çocuğunuzu birkaç saniyeliğine bile olsa arabada tek başına bıraktığınız oldu mu? Asla. Yani hem fazla evhamlıyım hem fazla yaşlıyım, asla. Yani kendimi bırakırım, onu bırakmam. Öyle bir şey kesinlikle olamaz bizde. Birçok kişi yanımdan ayırmam dese de kısa sürede bir şey olmaz düşüncesiyle araçta bırakılan çocuklardan ne yazık ki acı haber gelebiliyor. Benzer durum Adana'da yaşandı. Kardeşini ziyarete giden baba 3 yaşındaki oğlunun uyuduğunu gördü. Onu uyandırmak istemedi, arabada bıraktı. Kendisi de kardeşini ziyaret etti. Döndüğünde ise küçük çocuğu baygın halde buldu. Sağlık ekipleri çağrıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı. Çok sıcak günlerde özellikle arabanın içinde çocuklar pencereler kapalı, kapılar kapalı kaldığında içerideki ısı derecesi yükseliyor. 40 derece 41 derece yükselmeye başladıktan sonra çocuklar 10. dakikadan sonra direkt önce terleme, sonra da taşikardilerimiz nabızın artması durumu başlıyor. Vallahi çok üzücü bir durum. İhmalkarlık bence. Çok dikkatli olmak lazım bu konuda.
Uzmanlar benzer bir üzücü durumun yaşanmaması için uyarıyor. Öncelikle şunu bilmek lazım. Çocuklar sıcağa karşı 3-5 kat daha dayanıksız. Mümkünse çocuğu yandırıp almak lazım. Çocuğu kapalı ortamda sıcak havada bırakmamak lazım. Mümkünse kapı pencere açık bir şekilde işlerin halledilecekse o şekilde halledilmesi gerekiyor. Havalandırılması gerekiyor. Hatta güneşten ziyade gölgeye arabanın park edilmesi çok daha öne çıkıyor bu durumlarda. Ve geçtik Hürriyet gazetesine. 17 Ağustos Çarşamba günü ilk sayfada hemen logonun altında yer alan haber. Ece Erken'i bayıltan yüzleşme. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta orta olduğu restoranda vurulmasıyla ilgili davanın duruşmasında dramatik anlar yaşandı. Duruşmayı gözyaşlarıyla izleyen Ece Erken, katil Kadir Yasak nasıl ateş ettiğini gösterirken fenalaşarak sandalyeden düştü. Evet, Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu cinayetine ilişkin davanın görülmesine başlandı. Mahkeme başkanının Mahmut Yazıcıoğlu'nun yerde sürüklendiği görüntüleri hatırlatması üzerine katil zanlısı, kaldırmaya gücüm yetmeyeceği için sürükleyerek kaçırmaya çalıştım savunmasını yaptı. 4 el ateş edildi, yerde sürüklendi. Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun bir restoranda öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması İstanbul'da görüldü. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya onu tutuklu 20 sanık katıldı. Tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılanan Kadir Yasak, 170 bin liralık alacak meselesi nedeniyle cinayeti işlediği suçlamasını reddetti. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun kendisine küfür ettiğini duyduğunu, restorana da hesap sormak için gittiğini öne sürdü. Öldürme niyetim yoktu dedi. Mahkeme Başkanı Ali Yasağan, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu çekerek dışarı çıkarmasına ilişkin görüntüleri hatırlattı. Bunun üzerine katil zanlısı, kaldırmaya gücüm yetmeyeceği için sürükleyerek kaçırmaya çalıştım. Keşke kucağıma alıp götürebilseydim. Belki şu an burada olmazdık diye konuştu. Olay sırasında gözcülük yaptığı iddia edilen tutuklu sanık Seccat Yeşil de suçlamaları reddetti. Mahmut Yazıcıoğlu'nun yanlışlıkla öldürüldüğünü savundu. Devam ediyoruz. Cem evleri için 5 yeni adım. Cumhurbaşkanı Erdoğan cem evleriyle ilgili çalışma yaptıklarını duyurmuştu. Aldığım bilgiye göre önemli bir mesafe alınmış. Yapılması planlanan düzenlemeler 5 maddede yer buluyor. Cem evlerinin elektrik ve su giderlerini devletin karşılaması, cem evlerinin hizmetlerini yürüten görevliye maaş bağlanması, cem evlerine tapuda özel bir imar lejantı verilmesi, özel bir daire kurulması ve cem evlerinin bu daireye bağlanması ve cem evlerindeki Alevi dedelerine maaş bağlanması. Evet, düzenleme kabine toplantısında ele alınacak. Kabinede alınacak kararlar Kasım veya Aralık ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Bu önemli başlıkta Hürriyet'te yine ilk sayfada. Ve manşet, Schengen soygunu. Schengen vize talebi reddedilen Türk vatandaşlarının sayısında patlama oldu. Buna rağmen vize ücretleri iade edilmiyor. Türklerin ödediği vize ücreti yılda toplam 100 milyon avroyu buldu. Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında serbest dolaşımı sağlayan Schengen vizesi Türkler için artık bir eziyet haline geldi. Çok fazla belge talebi, gerekçesiz ret ve ağır bürokrasi Türk vatandaşlarını çileden çıkarıyor. Evet, son aylarda Türkiye'den Schengen vizesi için başvurular arttı. Vize ücretlerinin iade edilmemesi de yine tepki çekiyor. Yanında Marmara'nın dibi nefessiz kaldı başlığı var. TÜBİTAK gemisiyle Marmara'da incelemelerde bulunan ekip denizin alt tabakasında oksijenin tükenme seviyesine geldiğini belirledi. Araştırmaya katılan 9 bilim insanından biri olan Sabri Mutlu şu an sıfır seviyesinde. Daha da altına inerse oksijensiz solunuma geçilir. O zaman da Karadeniz'in dibi gibi hidrojen sülfür tabaka oluşmaya başlayabilir dedi. Evet, bilim insanları denizde kirlilik değerlendirmesi için TÜBİTAK Marmara araştırma gemisiyle sefere çıktı. Marmara Denizi'nin alt tabakasındaki oksijenin tükenmek üzere olduğu belirlendi. Numuneler alınıyor, tek tek inceleniyor. 9 kişilik ekip TÜBİTAK Marmara araştırma gemisiyle seferdi. Marmara'daki çalışmaların ilk gününde rozet örnekleme cihazı deniz tabanına indirildi. Suyun farklı katmanlarından alınan örnekler laboratuvarda incelendi. Alt tabakadaki oksijen seviyesinin alarm verdiği belirlendi. Marmara Denizi bilindiği üzere tabakalı bir yapıya sahip. Üst tabaka ve alt tabaka diye ayırdığımız tabakalardan bir örnek görüyorsunuz şu anda. Gördüğünüz gibi üst tabaka kütlesi
de oksijenimiz gayet zengin ve doygunken alt tabaka kütlesinde ise oksijenimiz tükenme seviyesine gelmiş durumda. Önceki yıllarda da dipteki oksijen seviyesi düşüktü. Ancak bugünkü durum çok daha vahim. Dipteki su, yani atmosfer etkisinden uzak olan su gittikçe kötüleşiyor. Bu demek oluyor ki bizim Marmara Denizi'ni korumamız gerekiyor. TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi seferini 14 gün boyunca sürdürecek. 150 noktadan alınan numuneler laboratuvarda incelenecek. Ve böylece Bir Dünya Medya Köşesi'ni bitirdik. İlk sayfalara, manşetlere beraber göz attık. Programımız tüm hızıyla sürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'la görüştü değerli izleyenler. Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla Ukrayna'daki son durumla tahıl sevkiyatı hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ateşkesin bir an önce ilanına olan ihtiyacı bir kez daha vurguladı. Hulusi Akar, Türkiye'nin barışın tesisi ve Ukrayna'ya insani yardım konularında bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti. Görüşmede tahıl sevkiyatı konusundaki gelişmelerle Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde işbirliği içinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuştu. Ukrayna'daki durum, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu çatışmayı uzatmaya çalıştığını gösteriyor dedi. Kırım'da ise mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Rusya patlamanın sabotaj olduğunu duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin gündeminde Zaporijya nükleer tesisine saldırılar vardı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'na video mesajla katıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ni Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki çatışma potansiyelini körüklemekle suçladı. Ukrayna'daki durum ABD'nin bu çatışmayı uzatmaya çalıştığını gösteriyor ifadesini kullandı. Batı'nın NATO benzeri bir yapıyı Asya Pasifik bölgesine doğru genişletmeye çalıştığını savundu. Konferansta konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu da Ukrayna güçlerinin operasyonlarının ABD ve İngiltere tarafından planlandığını öne sürdü. ABD ve müttefiklerinin sorgusuz sualsiz egemenlik sürdüğü tek kutuplu dönemin geride kaldığını söyledi. Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullandığı iddialarını reddeden Shoigu, hedeflerimize ulaşmak için Ukrayna'da nükleer silah kullanmamıza gerek yok dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin gündeminde Zaporijya nükleer tesisine yönelik saldırılar vardı. Zelenski, Rus ordusunun tesisten koşulsuz olarak çekilmesini istedi. Acilen harekete geçirmesi çağrısı yapan Ukrayna lideri, tesisteki olası bir radyasyon kazasının Avrupa ülkeleri, Türkiye, Gürcistan ve hatta daha uzak bölgeleri bile etkileyebileceğini söyledi. Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Canköy bölgesinde askeri birliğe ait depoda yangın çıktığını, ardından patlamalar meydana geldiğini bildirdi. Olayda can kaybı olmadığı, patlamalara yol açan yangının bir sabotaj eylemi olduğu ifade edildi. Bu arada Avrupa'da doğalgaz fiyatlarının tırmanışı sürüyor. Rusya'dan doğalgaz arzının giderek azalması fiyatlara yansıdı. Son bir haftada %20 artış görüldü. Rus enerji devi Gazprom, kış aylarında Avrupa'da fiyatların 1000 metreküpte 4000 dolar seviyesini görebileceği uyarısı yaptı. Avrupa'da enerji giderek pahalılaşıyor. Son bir haftada doğalgaz fiyatı %20 arttı. Geçen hafta 192,18 avrodan işlem gören doğalgazın megawatt saat fiyatı 230,65 avroya kadar yükseldi. Artışın nedeni olarak Rusya'dan Avrupa'ya sevk edilen doğalgaz miktarının düşük seyretmesi gösteriliyor. Kuzey akım bir boru hattının yakın zamanda normal akış seviyesine dönmeyeceği endişesi de fiyatların yükselmesinde etkili oldu. Rus enerji devi Gazprom'dan da Avrupa'ya uyarı geldi. Avrupa spot piyasasında hali hazırda doğalgaz fiyatının 1000 metreküpte 2500 dolara geçtiği hatırlatıldı. Bu kış fiyatların 4000 dolar seviyesine geçeceği öngörüldü. Avrupa Birliği ise Rusya'ya enerji bağımlılığını ve doğalgaz tüketimini azaltmaya çalışıyor. Avrupa Birliği'nin Rusya'dan gaz ithalatı bir yılda %70 azalırken Almanya 2022 yılının ilk yarısında doğalgaz kullanımının geçen yılın aynı dönemine oranla %15 azaldığını duyurdu.
Yunanistan sınır geçen düzensiz göçmenlere kötü muameleyi sürdürüyor. Son olarak Edirne'de Yunanistan'ın geri ittiği 108 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bir kişinin de Yunan güvenlik güçlerinin kötü muamelesiyle hayatını kaybettiği belirtildi. Günlerce darbe ettiler, aç ve susuz bıraktılar. Paralarına, telefonlarına el koyup Türkiye'ye geri ittiler. Yunanistan güvenlik güçlerinin düzensiz göçmenlere kötü muamelesi sürüyor. Son olarak darp ederek ölümüne yol açtıkları düzensiz göçmenin cenazesini de geri ittikleri gruba verdiler. Zor durumdaki düzensiz göçmenlere sınır devriyesi fark etti. Mehmetçik hemen yardım elini uzattı. 108 düzensiz göçmenin yanında bir de cenaze vardı. Arkadaşın mı bu? Yok abi. Nasıl öldüğünü gördün mü? Gördüm abi. Orada 4000 hapiste bağırdı işte yemek verin bize, su verin bize. Hı hı. Vermediler. Gelip baktılar işte insanlık yok izliyorsunuz. Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı. Gruptakiler düzensiz göçmenin Yunan askerlerinin darbesi sonucu kafasını yere çarptığını, sonra da hayatını kaybettiğini söyledi. Bilmiyor ki adamsın, kimsin, hayvan gibi yani vuracak. Bir kişi bugün zaten siz şahitsin, oldu. Düzensiz göçmenler yakalandıkları günden itibaren hapishanede tutulduklarını, Yunan birliklerinin kötü muamelesine maruz kalan yüzlerce kişinin yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. Cenaze otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 108 düzensiz göçmen ise hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri programına katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerinin önemine değindi. Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu daha sonra burada bulunan müzeyi gezdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesindeydi. Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri programına katılmak için ilçeye giden CHP liderini partililer karşıladı. Etkinliklerin yapılacağı kültür merkezine geçen Kemal Kılıçdaroğlu, burada dinleyicilere hitap etti. Kılıçdaroğlu konuşmasında Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerinin önemine vurgu yaptı. Sevgili dostlarım, hünkâra göre yüreğimiz, yani kalbimiz, gönlümüz büyük bir şehre benzer. Ve Yüce Allah kainatta neyi yarattıysa bu şehirde, yani kalbimizde bulunmaktadır der. Hünkar bu şehrin ilim, cömertlik, utanma duygusu, sabır, kanaat, korku ve edep ilkeleriyle korunduğunu söyler. Hünkârın bu inanışı ışığında hem kendi yüreğimizi hem de ülkemizi, yani toplumsal, siyasal, kültürel, tarihsel kalbimizi yeniden sağlıklı kılmalıyız. Öfkeden arındırmalıyız. Hacı Bektaş Veli Türbesi'nde ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra burada bulunan müzeyi gezdi, eserler hakkında bilgi aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hazırladığı Aile Tarihinden Belgeler isimli kitabın tanıtımı Ankara'da yapıldı. Kitapta 4000 yıl öncesinden bugüne, evlilikten boşanmaya, çeyizden vasiyete, doğumdan ölüme, aile kurumuyla ilgili görseller bir araya getirildi. Binlerce yıllık kil tabletlerdeki evlilik sözleşmeleri, Osmanlı dönemi vesikaları, Cumhuriyet'in ilk yıllarından nikah cüzdanları, evlilik ve aileye ilişkin binlerce yıllık birikim Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hazırladığı kitapta toplandı. Asurlardan, Hititlerden kalma taş tabletlere yazılı evlilik sözleşmeleri, Bizans dönemi evlilik yüzükleri gibi Anadolu coğrafyasının tarihi dokusunu yansıtan birçok orijinal materyalden örnekler kataloglarımızda yer almış oldu. Yine eski Türklerden kalma çeyiznameler, vasiyetnameler, aile kütükleri gibi kayıtlara da yine eserde yer verilmiş oldu. Müze, arşiv ve özel koleksiyon dokümanlarıyla zenginleştirilen Aile Tarihinden Belgeler kitabı 300 görsel içeriyor.
ayağımıza gelen. Kitabın tanıtım toplantısında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aile kurumunun önemini vurguladı. Bizler ana çalışma prensibimizi ailelerin güçlenmesi üzerine kurduk. Güçlü bireyler güçlü ailenin, güçlü aile ise güçlü toplumların temel taşıdır, yapı taşıdır. Bu sebeple her politikamızın odağını aile olarak belirliyor ve faaliyet alanımızın merkezine aileyi yerleştiriyoruz. Bakan Yanık, hazırlanan sergiyi TRT ekranlarında beğeniyle izlenen Gönül Dağı dizisinin oyuncularıyla birlikte gezdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'nin elde ettiği başarıyı değerlendirdi. Kasapoğlu, Türkiye'nin 238 madalya kazanarak kendi rekorunu geçtiğine dikkati çekti. Toplam 238 madalyamız ve bununla birlikte tabii 93 altın, 81 gümüş, 64 bronz madalyamız var. Ve biliyorsunuz bundan önce Bakü'de düzenlenen oyunlarda 197 madalyamız vardı. Ve oyunların henüz bitmesine 3 gün kala biz bunu hamdolsun hep birlikte aştık. Şu an 238 ile onun çok çok önündeyiz. Tabii 238 madalya aynı zamanda İslami dayanışma oyunları tarihinde de, bunu da altını çizmek lazım, bir ülkenin aldığı en çok madalya sayısı. Yani burada sadece Türkiye olarak kendi rekorumuzu geçmedik ve özellikle oyunlar tarihinin en başarılı ülkesi olmuş olduk. Vakıf üniversitelerine devam eden öğrenciler kayıt yenilerken %250'ye varan zamlarla karşılaşıyor. İlk yıl kayıt olurken taahhüt edilen oranların çok üzerindeki artış mağduriyete yol açıyor. Uzmanlar bu uygulamanın hukuka aykırı olduğu görüşünde. Yükseköğretim Kurulu üniversiteleri uyardı, YÖK Başkanı da üniversite yönetimleriyle görüşecek. Vakıf üniversitelerine yerleşen öğrencilerimizin bazı talepleri oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde bu konuda bir adım atacağız. Üniversite yönetim yöneticileriyle birlikte bu konuda neler yapabileceğimizi masaya yatıracağız. Karşılıklı bir görüşme ve müzakere yapacağız. İnşallah inanıyorum ki bütün üniversitelerimiz aday öğrencilerimize gerekli kolaylığı gösterecektir. Bazı vakıf üniversitelerinin eğitim ücretlerine %250'ye varan oranlarda zam yapması mağduriyete neden oldu. Öğrenciler bir yandan YÖK'e başvururken diğer yandan haklarını hukuki yollardan arıyor. Uzmanlara göre taahhüde aykırı fiyat artışı öncelikle tüketici haklarına aykırı. 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun 4. maddesinde düzenlenmiş olan sözleşme süresince sözleşme şartlarında tüketicinin aleyhine değişiklik yapılaması hükmüne aykırı bir uygulama söz konusu. Vakıf üniversitelerindeki ücret artışlarına karşı yargı yolu da açık. Eğer miktar 15.340 lira olan tüketici hakem heyeti sınırını geçiyorsa önce arabulucuya daha sonra tüketici mahkemelerine başvurmak suretiyle bu taleplerinde bulunabilirler. Dava yolunu izleyebilirler. Üniversitelerin reklam yoluyla taahhüt ettiği zam oranları da hukuken bağlayıcı kabul ediliyor. Kiralara fahiş artışlar yapıldı. Bu artış bazı sitelerde aidatlara da yansıdı. Ev sahipleri ve kiracılar yüksek aidatlardan şikayetçi. Peki yüksek aidat taleplerine karşı ne yapılabilir? Tarafların hakları neler? İşte bu soruların cevapları haberimizde. Fahiş kira artışlarıyla mücadele sürüyor. Ancak sadece kiralar değil, aidat bedellerindeki yükseliş de gündemde. Ev sahipleri aidat bedellerinin yüksekliğinden rahatsız olduğu takdirde hukuki süreç başlatabiliyor. Kat Malikleri Genel Kurulu'nca karar alındığı için o toplantıda şikayetimizi ve itirazımızı belirtmeli, karar defterine şerhimizi koymalıyız. İtirazımızı içeren davamızı da Sulh Hukuk Mahkemesi'nde daha sonra açabiliriz. Kiracılar içinse durum farklı. Kat maliklerinin yüksek aidatlara toplantılarda itiraz etme hakkı bulunuyor. Kiracıların bu hakka sahip olabilmesi içinse ev sahibinin kiracıyı vekil tayin etmesi gerekiyor. Apartman ya da site aidatları ihtiyaçlara göre değişebiliyor. Bu nedenle aidatlar ödenirken hangi hizmetler için ödendiğine dikkat edilmeli.
kiracının hangi giderler için aidat ödediğini bilmesi de önemli. Bir siteye ya da bir apartmanın bahçesine bir havuz yapılacaksa bunu kat malikinin aslında ödemesi gerekiyor. Ama asansörün rutin bakımları vardır. Bunlar yapılacaktır. Bu kiracı tarafından karşılanabilir. Türkiye'nin en önemli incir yetiştirme alanlarından Aydın'da sezonun ilk kuru incir satışı yapıldı. Ticaret borsasında ilk incirin kilogramı sembolik olarak 350 liradan satın alındı. Kuru incirde alım sezonu başladı. İlk hasat ürünler 350 liraya satın alındı. Türkiye'nin incir merkezi Aydın'da üreticiler geleneği sürdürdü. Kuruttukları ürünlerini ticaret borsasına teslim etti. Türkiye'nin yaş incir üretiminin %57'si Aydın'da gerçekleştiriliyor. Kuru incire de baktığımızda Türkiye'nin %85'i, dünyanın da %60 kuru inciri yine Aydın'da yetişiyor. Bu anlamda emek veren, bu ürünü yetiştiren bütün üreticilerimize teşekkür ediyorum. Şimdi borsa olarak bir fiyat deklare etmek olmaz ama yani ortalama 50 liranın üzerinde bir fiyatla piyasada alışverişin olmasını bekliyoruz. 2021 yılında 71 bin ton üretilen incirde bu yıl rekolte hedefi 75 bin tonun üzerinde. Rekolteden memnun olan çiftçiler sezondan umutlu. Çaper ile avcılık yasağının sona ermesiyle birlikte sezonun ilk palamutları tezgahlarda yerini aldı. Sinoplu balıkçılar bu sezonun bereketli geçeceğinden umutlu. Tekneleriyle denize açıldılar, palamutlarla döndüler. Sinop'ta balıkçılar sezonun ilk palamutlarını tezgaha dizdi. Çaparı ile av yasağının sona ermesiyle birlikte küçük tekne balıkçılarının da zorlu mesaisi başladı. 400-450 gram civarında en irisi ama tabii bunlar bakacaksınız göreceksiniz ki 15 gün sonra 700 gram olacak, 800 gram olacak. 1 kilo, 1 kilo 100, 1 kilo 200 gram bile olacak. Sezonun ilk palamutları 30 ila 35 liradan satışa sunuluyor. Balığı özlemiştik palamudu. İnşallah bu sene de fazlaca olacak gibi. Yani Ağustos'tan bu kadar çıkması Eylül'ün habercisi gibi geliyor bize. Balıkçılar bu sezonun bereketli geçmesini umuyor. Bu sene maşallah inşallah nazar değmezse bir bolluk bekliyoruz. 2 aydan beri aşağı yukarı sahillerimizde Kefken'den aldım Hopa'ya kadar her taraf palamut yağıltıları var. Ve şu anda gördüğünüz gibi de bayağı bir büyüdü, yarım kiloyu aştı balıklar. Balık av sezonu 1 Eylül itibarıyla tamamen açılacak. Bir kaza ya da sağlık sorununda acil müdahale hayat kurtarıyor. Büyük şehirlerde yoğun trafik ambulansları da geciktirebiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın motosiklet ambulansları saniyeler içinde olay yerine ulaşıp ilk müdahaleyi yapmak için görev başında. İki tekerli ama tam donanımlı ambulanslarla Türkiye genelinde 60 ekip yollarda. Bilmiyorum, vaka bildiriyorum. 30 yaşında erkek hasta. Gazi Park içerisinde. Senko. Genel durumu iyi. Aldıkları anonsla anında yola çıkıyorlar. Dakikalar içinde hastaya ulaşıp zaman kaybetmeden ilk müdahaleyi yapıyorlar. Motosiklet ambulanslar hayat kurtarıyor. Motosiklet ambulans 6 dakikalar olarak adlandırdığımız 3-5 dakika içerisinde hastanın yanına kadar ulaşım sağlayabiliyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın iki tekerlekli ambulansları vakalara daha kısa sürede müdahale edilmesini sağlıyor. 100 litrelik bagaj hacmi bulunuyor. Elektrotlar hastanın göğsünün çıplak bölümlerine uygulanmalı. Bir kara ambulansında bulunan bütün ekipmanlar motosiklet ambulansımızda da mevcut. Sadece taşıma ekipmanlarımız yok. Motosiklet ambulans trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokakları aşarak hastaya ulaşıyor. Her ekipte paramedik ve acil tıp teknisyeni olmak üzere iki personel görev alıyor. İvedilikle vakalara ulaşıp acil müdahalesini yapıyoruz. Daha sonrasında da vakanın durumuna göre kara ambulansı talep edip hastaneye naklini gerçekleştiriyoruz. İlk müdahalenin ardından olay yerine kara ambulansı çağrılıyor. Merkez, olay yerine bir kara ambulans lütfen. Olay yerine bir kara ambulans lütfen. Halen Türkiye genelinde 60 ekip görev başında. Motosiklet ambulanslar hastalara sabah 8'den akşam 21'e kadar hizmet veriyor. Trafikte her geçen gün artan motosikletlerin
Çoğu sigortasız. Bu durum kazalardan sonra araç sahiplerini uğraştırıyor. Motosiklet sahipleri de davalarla uğraşıp sigorta bedelinden çok daha yüksek paralar ödemek zorunda kalabiliyor. Türkiye'de kayıtlı yaklaşık 4 milyon motosiklet var. Ancak çoğunun sigortası yok. Motosikletlerin %67'si yollarda sigortası olmadan dolaşıyor. Yani trafikte gördüğümüz her 3 motosikletten ikisinin sigortası bulunmuyor. Bu da hem motosiklet sürücülüğü için hem de diğer sürücülüğü için büyük sorun teşkil ediyor. Bir kazaya karıştığı an motosikletine ciddi zarar geliyor. Hemen hemen perte dediğimiz tamamen kullanılmaz hale gelebiliyor. Bedenen yaralanabilir. Aynı risk karşı taraf için de geçerli. Bugün bir arabaya çarptığı zaman araba parça fiyatları, araç fiyatları çok yükseldi. En ufak hasarların bugün 40-50 bin liralardan başladığını düşünürsek böyle gibi bir durumlarda da karşı tarafa verdiği zarar o kadar yüksek boyutlara ulaşabilir ki. Motosikletin sigortası yoksa karşı taraf zararı cebinden ödüyor ya da motosikletliye dava açıyor. Bunlar hani bir motosikleti satayım, işte bir cebimdeki şeyle karşılığı bileyim değil. Yine en ucuz koruma tabii ki trafik sigortası. Bu kadar çok sayıdaki arabanın, motorun sigortasız olması maalesef doğru değil. Motosikletlinin çarptığı sürücü kaskosu varsa kendi sigorta şirketi aracın zararını karşılıyor. Ardından sigorta yaptırmaya motosiklet sürücüsünden hukuk yoluyla bu parayı alabiliyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangınlara karşı erken uyarı uçuşu yapan helikoptere yerden lazer tutuldu. Görüş açısını etkileyen bu hareketle pilotların hayatları tehlikeye atıldı. O anların görüntüsünü çeken pilotlar sorumsuzluğa tepki gösterdi. İnsan hayatını hiçe saydılar, görev uçuşundaki helikopter pilotlarına lazer tuttular. Görüntüler Muğla'nın Bodrum ilçesinden. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri 3 gün önce erken uyarı devriyesine çıktı. Biz de test uçuşumuzu yaptığımız sırada gece karanlığında Türkbükü civarlarında hava aracımıza lazer tutuldu. O anda hemen çalışma yaptığımız bölgeden ayrılma durumunda kaldık. Kimliği belirsiz kişilerin sorumsuzluk anları ise pilotlarca kayıt altına alındı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler hayatlarının riske atıldığı vurgusuyla sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Hava aracına lazer tutulması pilotta geçici körlük, dikkat dağılması, oryantasyon kaybı gibi sorunlar yaşatıyor. Acil bir durumda kazaya sebebiyet kesinlikle verebiliyor. İyi ki test yaptığımız bir sırada denk geldik böyle bir duruma. Yangın zamanında denk gelseydik sonuçları çok daha kötü olabilirdi. Pilotların yayınladığı görüntülere kısa sürede yüzlerce tepki mesajı geldi. Marmara depreminin üzerinden 23 yıl geçti. Binlerce kişiyi hayattan koparan deprem geride büyük bir yıkım bıraktı. Asrın felaketiyle birlikte deprem gerçeğiyle yüzleşen Türkiye'de kentsel dönüşüm, afetlere hazırlık ve arama kurtarmada önemli mesafeler kaydedildi. Bu haberimizi izleyeceğiz. Sonra kısa bir aramız var, saat başında 3. bölümle karşınızdayız. Tarih 17 Ağustos 1999. Saat 3.02'de Marmara büyük bir depremle sarsıldı. 7,4 büyüklüğündeki deprem 45 saniye sürdü. Kocaeli, Sakarya, Yalova ve İstanbul'da binlerce kişi enkaz altında kaldı. Yetişin kardeşim, yetişin! Sabahtandır yanıyor! Çocuklar gözümüzün önünde öldü kardeşim! Deprem büyük acılar yarattı. 17 bin kişi depremde can verdi. Binlerce kişi de yaralandı. En az 285 bin ev ve 43 bin iş yeri hasar gördü. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde Gölcük Kavaklı sahili tamamen sular altında kaldı. Tabii ki her biri 6 metre boyundaki elektrik direkleri de. Elektrik direkleri deprem konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ilk günkü gibi muhafaza ediliyor. Depremin travması büyük oldu. Yakınlarını kaybedenler, sakat kalanlar ve o anları yaşayanlar büyük acılar çekti. Öğleden sonra saat 2-3 gibi enkazdan çıkarttılar. Yani çok acı şeyler yaşadık. Allah kimseyi de enkaz altında bırakmasın yani. Yaşayan bilir. Yani oradaki eziyeti çeken bilir. Cam kırılırsa onu bir daha yerine gelir mi? Gelmez, imkansız. Fakat onun tabii ki korkuları bizde mevcut.
Yani evde bile otururken herhangi bir sallanışta o şeyi hissediyorsun. Benim büyük oğlum zaten özel bir çocuk. O çok aşırı derecede etkilendi. O günkü ambulans sesleri, itfaiye sesleri falan filan bir sene üzerinden mesela onu hiç atamadı. Hiç. O ambulans sesi, bu düdük seslerini falan duyduğu zaman çığlık çığlığa bağırıyordu çocuk. Bir sene büyük bir, çok bir şokla yaşadı onu. Depremin İstanbul'da vurduğu yerse Avcılar'dı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Marmara depreminde en fazla hasar ve can kaybı Avcılar'da yaşandı. İlçede 270 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise yaralandı. Aradan geçen yıllara rağmen o günlerin acısı halen unutulmadı. Yerin altından bir uğultuyla beraber dedik yani herhalde yer koptu geliyor. Yani böyle bir afet, yani böyle bir ses, bakın kaç sene oldu, hala kulaklarımdan çıkmıyor. Asrın felaketiyle Türkiye deprem gerçeğiyle yüzleşti. Deprem değil, bina öldürür gerçeğinden hareketle kentsel dönüşüm başlatıldı. Yeni yaşam alanları oluşturuldu. Kocaeli'nin genelinde 43 nokta var. Toplam 1150 hektar büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz. Bu 43 noktanın toplamı 1150 hektar ve toplamda yaklaşık 19 bin bağımsız birimi ilgilendiriyor. Ve ortalama yaşayan kişi üzerinden yola çıkarsanız da 100 bin kişiyi ilgilendiriyor. Bu çalışmamızı bitirdik, Çevre Bakanlığı'nın onayına sunduk. Sakarya'da da şehir merkezi adım adım taşınıyor. Sakarya tamamen yepyeni bir şehir olmuştur. Altyapısı baştan aşağı yenilenmiştir. Yerleşim yerlerini şehir dışına, daha zemini sağlam olan yerlere taşıyalım. Onlardan biri burası, Yenikent. Yalova'da da konutlar zemini sağlam noktalara taşındı. 4000 üzerinde ev ve iş yerinin yıkıldığı Yalova genelinde vatandaşlar ilk günlerde çadır kentlerde, daha sonra prefabrik konutlarda, en sonunda da yapımı tamamlanan 5476 kalıcı konutta yaşamlarını sürdürüyorlar. 23 yılda deprem ve afetlere hazırlık konusunda önemli mesafe alındı. Erken uyarı sistemleri, akıllı şehir uygulamaları hayata geçirildi. Binlerce arama ve kurtarma gönüllüsü yetiştirildi. Bunun yanında vatandaşlar için eğitim merkezleri oluşturuldu. Günaydın TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den bir kez daha merhaba. Bugün 17 Ağustos 2022 Çarşamba. O büyük facianın yıl dönümü. 17 Ağustos 1999 saat 03.02 merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğünde bir depremle 45 saniye sallandık. Deprem Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova'da yıkıma neden oldu. 17 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 40 binden fazla insanımız yaralandı. Asrın felaketinin üzerinden tam 23 yıl geçti. Ancak acımız hala ilk günkü gibi taze. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Üçüncü bölüme böyle başlıyoruz sayın seyirciler. Evet, depremin yıl dönümünde Marmara bölgesinde çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kocaeli'nde deprem şehitlerini anma programına katıldı. Türkiye'nin bir afet bölgesi olduğunu kimse unutmamalı dedi. 7,4 büyüklüğündeki depremle Marmara 45 saniye boyunca sallandı. Bu büyük deprem Kocaeli, Yalova, Sakarya ve İstanbul'da derin izler bıraktı. Depremin 23. yılında çeşitli anma programları düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde deprem şehitlerini anma etkinliğine katıldı. Her an yine yeniden bir depremle karşı karşıya kalabiliriz. Türkiye'nin bir afet bölgesi olduğunu kimse unutmamalı. Yine o günden bugüne bir fark dersek şöyle bir farkımız var. Bugün 24.800 civarında afet toplanma alanımız var. Ve özellikle bu bölgeleri söyleyeyim. Kişi başına metrekare sayısını 2 kata, 3 kata toplanma alanlarında çıkarttık. Soylu törendeki konuşmasında da olası İstanbul depremine dikkat çekti. Bütün hazırlıklarımızı yine İstanbul'da yaşanabilecek 7,5'luk bir deprem üzerinden yapıyoruz. Bakan Soylu düzenlenen kortej yürüyüşüne de katıldı. Depremin 23. yılında Yalova'da da çeşitli programlar düzenlendi. Derin Uğultu belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi. Gerçekten
Hep çalışacağız. Jeoloji mühendisleri odasınca hazırlanan belgeselde deprem öncesi alınması gereken tedbirler ve deprem sırasında yapılacaklar anlatılıyor. Yani bir yerde deprem oluyor. İşte Depremin yıl dönümünde İstanbul'da da gün içinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Tuzla'daki Artçıları Kalbimizde adlı programda konuşan Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık, afet dönemlerinde kullanılacak araç sayılarının arttığını söyledi. Avcılar'da da anma programı düzenlendi. Hayatını kaybetti. 20 binden... Marmara depreminde hayatını kaybedenleri anma etkinlikleri gece boyu sürdü. Depremin meydana geldiği 3-2'de Gölcük'teki deprem anıtında dualar edildi. Gelecek afetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Anıta çelenk bırakıldı. Sen de biteceğim şekilde. 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan depremin 23. yıl dönümünde anma programları Yalova'da her yıl olduğu gibi yine deprem anıtında gerçekleştirildi. Yalova'da 3-2'de deprem anıtında toplanan vatandaşlar depremde hayatını kaybedenler için dualar etti. Sakarya'da da anma programı vardı. Demokrasi Meydanı'ndaki törende Kur'an-ı Kerim okundu, depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Türkiye, Marmara depremiyle bir deprem ülkesi olduğunu acı bir şekilde hatırladı. Geçen süre zarfında her türlü deprem senaryosuna hazır olmak için önemli yatırımlar yapıldı. AFAD, kurduğu gözlem ağıyla yerel sarsıntılarını an be an izliyor. Gelen verilere bakılarak deprem bölgesinde yapılacaklar planlanıyor. Saatler 03.02'yi gösterirken başladı, 45 saniye sürdü. 7,4 büyüklüğündeki depremle Marmara büyük felaket yaşadı. Bundan 23 yıl önce yaşanan o deprem Sakarya, Yalova, İstanbul ve Kocaeli'de derin izler bıraktı. 17 bin kişi depremde can verdi, binlerce kişi de yaralandı. Şu an çok hassas ölçüm yapıyoruz. Ya, o dönem böyle bir imkanımız yoktu. O günden sonra ciddi yatırımlar her yıl artarak yapıldı. 1999'dan bu yana depremle ilgili önemli adımlar atıldı. O yatırımlardan biri de AFAD'ın deprem gözlem ağı. 318 tane hız ölçerimiz var, 846 tane ivme ölçerimiz, toplam 1164 deprem gözlem ağımız mevcut. Sistem depremlerin tespit ve analizinde örnek oluşturuyor. AFAD'ın gözlem başarısı depremle mücadelede avantaj sağlıyor. AFAD Başkanlığı'nın yaygın gözlem ağı sayesinde Türkiye bu alanda Avrupa'nın en yetkin ikinci ülkesi konumunda. Yaşanan en küçük sarsıntı dahi deprem izleme ve değerlendirme merkezinde inceleniyor. Ardından deprem bölgesine nasıl bir müdahale yapılacağı şekillendiriliyor. İvme kayıtlarından hangi noktada yıkım var, hangi noktada yıkım olmayabilir bunu biz net dalga formundan görebilmekteyiz. Gözlem sistemiyle 3 deniz ve 15 ülkede meydana gelen depremler tespit edilebiliyor. Ekiplerce 2022'de yaklaşık 12 bin deprem incelendi. AFAD ekipleri yerin nabzını tutmak için mesailerini aralıksız sürdürüyor. Sayın seyirciler, terör örgütü PKK-YPG Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Çiçek Alan Hudut Karakolu'na saldırı düzenledi. Hain saldırıda uzman çavuş Uğurcan Cirnoğlu şehit oldu. 4 askerimiz yaralandı. Şehit askerimiz için şu dakikalarda Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda tören düzenleniyor. Terör örgütü PKK-YPG Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Çiçek Alan Hudut Karakolu'na gerçekleştirdiği hain saldırıda uzman çavuş Uğurcan Cirnoğlu şehit düştü. 4 askerimiz de yaralandı. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda şu sıralarda düzenlenen törenin ardından şehit Cirnoğlu memleketi Kilis'e uğurlanacak. 29 yaşındaki şehit askerimizin evli ve 2 yaşında bir kızı olduğu öğrenildi. 2 gün önce iznini tamamlayarak görev yeri olan Birecik ilçesine gittiği belirtilen şehit askerimiz bugün Kilis'te düzenlenecek törenin ardından ebediyete uğurlanacak. Aziz şehidimize biz de bir kez daha rahmet diliyoruz. Geride kalanlara, ailesine ve milletimize de başsağlığı dileyerek bir başka gelişmeyi aktaralım. Bulgaristan'da çıkan orman yangını Edirne'nin bazı sınır köylerine kadar dayandı. Alevler rüzgarın da etkisiyle zaman zaman büyüyor değerli izleyenler. Bir sıcak gelişme ekrana yansıyor. İtfaiye ekipleri tedbir amaçlı Lalapaşa ilçesinin sınır hattında hazır bekliyor. Evet, yangın Edirne sınırına dayandı. Son dakika gelişmesi Bulgaristan'da çıkan orman yangını Edirne'nin bazı sınır köylerine kadar dayandı.
alevler rüzgarın da etkisiyle zaman zaman büyüyor. İtfaiye ekipleri tedbir amaçlı Lalapaşa ilçesinin sınır hattında hazır bekliyor. Biz de gelişmeleri takip ediyoruz. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için liderler diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan yarın Ukrayna'ya gidecek. Mevkidaşı Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile bir araya gelecek. Lviv'deki zirvede Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla üçlü toplantıya katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem tahıl anlaşmasının takibi hem de ateşkes çabalarını ele almak üzere Ukrayna'ya gidecek. Rusya-Ukrayna savaşının her iki taraf açısından adil bir barışla neticelenmesi için de çok gayret sarf ettik. Şayet bir gün taraflar yeniden barışa yönelirlerse, bunu bizim kolaylaştıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretine ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Açıklamada ziyarete ilişkin davetin Ukrayna tarafından geldiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevkidaşı Zelenski ile ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendireceği ifade edildi. İki lider sonrasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in de katılımıyla üçlü formattaki bir toplantıya katılacak. Toplantıda İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasıyla yürürlüğe giren mekanizmanın takibi yapılacak. Savaşın sona ermesi için yürütülen ateşkes çabalarında son durum görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede Türkiye'nin çözüm adına daha önce attığı adımları hatırlatması bekleniyor. Erdoğan, Dışişleri Bakanlarıyla Antalya'da, müzakere heyetleriyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin liderler düzeyine taşınması gerektiğine vurgu yapacak. Çözüm için İstanbul sürecini işaret edecek. Amacımız İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıyarak savaşın bitirecek nihai imzalarının atılmasını sağlamaktır. Türkiye'nin girişimiyle Karadeniz'de açılan tahıl koridoru başarıyla işliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu anlaşmanın sorunsuz şekilde uygulandığını söyledi. Sürecin devamı için çabalarımızı sürdüreceğiz dedi. Şu ana kadar tahıl ihracatı ile ilgili imzalanan anlaşma sorunsuz bir şekilde uygulanıyor. Karadeniz'de açılan tahıl koridorunun başarıyla işlediğini vurguladı. Bundan sonra da çalışmaların devam edeceğinin altını çizdi. Süreci devam için, kesintiye uğramaması için tüm taraflarla ve İstanbul'daki merkez aracılığıyla çabalarımızı sürdüreceğiz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgar Rinkeviç'le düzenlediği basın toplantısında yaptı bu açıklamaları. Letonya ile savunma sanayi alanındaki işbirliği fırsatlarına dikkat çekti. Savunma sanayi gibi yeni alanlarda da işbirliğimizi geliştirme potansiyelimiz var. Ve Türk savunma sanayi Letonya'nın savunma sanayi alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak potansiyele sahip, çözümlere sahip. Konuk bakan da Türk savunma sanayi ürünleriyle ilgilendiklerini söyledi. Bu alandaki işbirliğine büyük önem atfediyoruz dedi. Your industry, but... İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşması Türk diplomasisinin önemli başarılarından biri. Süreç planlandığı gibi ilerliyor. Peki ilk 15 günlük süreçte neler yaşandı? Kaç gemi hareket etti? Ne kadar yük taşındı? Detaylar haberimizde. Karadeniz'de tahıl koridorunun oluşturulması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 22 Temmuz'da imzalar atıldı. 27 Temmuz'da müşterek koordinasyon merkezi açıldı. Türkiye'nin girişimleri sonucu oluşturulan tahıl sevkiyatı başarılı şekilde işliyor. Ukrayna'dan tahıl yüküyle hareket eden gemiler gün gün İstanbul açıklarında kendilerine tahsis edilen alana demir attı. Denetime tabi tutuldu. Ardından varış limanlarına doğru yola çıktı. 1-15 Ağustos tarihleri arasında toplam 27 gemide denetim yapıldı. İlk gemi Odessa Limanı'ndan hareket eden ve 27 bin ton mısır taşıyan Razoni'ydi. 1 Ağustos'ta yola çıktı. 15 Ağustos'a kadar 36 geminin hareketine izin verildi. Bunlardan 21'i Ukrayna'dan ayrıldı. 15'i ise yük almak üzere Ukrayna'ya yol aldı. Bu gemilere 563.317 ton tahıl ve diğer gıda maddesi yüklendi.
451.481 ton mısır, 50.300 ton ayçiçeği küspesi, 41.622 ton buğday, 11.000 ton soya fasulyesi, 6.000 ton ayçiçek yağı ve 2.914 ton ayçiçeği tohumu gemilerle taşındı. Şimdiye kadar planlanan varış noktaları arasında %26 ile Türkiye, %22 ile İran ve Güney Kore başa çekiyor. Tahıl koridoru küresel gıda sorununa çözüm bulmayı amaçlıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre Ukrayna'nın küresel buğday ihracatındaki payı %10,3, mısır ihracatındaki payı %12,6, ayçiçeği ürünleri ihracatının ise %48,2'si Ukrayna'dan yapılıyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. Barışın temini için çok kültürlülüğü yansıtan bir Birleşmiş Milletler'e ihtiyaç var dedi. Altun, Türkiye'nin çözüm önerisinin dünya beşten büyüktür ifadesinde kendisini bulan bir perspektif olduğunu vurguladı. Uluslararası barış ve güvenliğin daha etkin korunabilmesi için yeni bir BM tasarlanmalıdır. Biz Türkiye olarak bu çerçevedeki teklifimizi uzun zamandır ifade ediyor ve tüm ülkelerin müzakeresini açıyoruz. Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısının adil olmadığını vurguladı. Kuruluşun çözüme değil, çözümsüzlüğe neden olduğunu söyledi. Türkiye'nin konuyla ilgili görüşlerini bir kez daha dile getirdi. Çözüm önerimiz ise dünya beşten büyüktür ifadesinde kendisini bulan BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirilmesini merkeze alan bir perspektifin hakim kılınmasıdır. Adil ve daha sürdürülebilir bir küresel barışın temini için çok kültürlüğü yansıtan bir Birleşmiş Milletler'e ihtiyacımız var. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Paris'te düzenlenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformu, uluslararası düzenin yeniden inşasına yönelik yeni bir yaklaşım paneline video mesaj gönderdi. Birleşmiş Milletler'in 2. Dünya Savaşı'nın ardından barışı korumak için kurulduğunu hatırlattı. Örgütün günümüzde uluslararası toplumun gözündeki saygınlığı azalmaktadır dedi. Sadece 5 ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesi ne ahlakidir ne de adildir. Dünya 5'ten büyüktür. Çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü, daha kapsayıcı ve adil bir dünya inşa etmek mümkündür. Özetle Birleşmiş Milletler'in küresel barış, refah ve adalet idealleri doğrultusunda daha adil bir dünya mümkün çağrısına uygun şekilde yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Fahrettin Altun, Birleşmiş Milletler'in 193 üyesinin olduğunu anımsattı. Kuruluşun barışın ve güvenliğin korunması için beklentileri karşılayamadığına dikkat çekti. Savaşan taraflardan birinin ya da krizin taraflarından birinin BM'nin daimi üyesi olmasının süreçleri nasıl tıkadığını hep beraber gördük. Birleşmiş Milletler bu yapısıyla zayıfın, mağdurun ya da haklının değil, adeta güçlü 5 daimi üyesinin yanında taraf konumundadır. BM mevcut yapısıyla zulüm yapana ses çıkaramaz durumdadır. Bunun temel sebebi örgütün kurumsal yapısındaki sorunlardır. Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'nin kuzeyinde önemli bir operasyona daha imza attı. Terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Kamışlı Eyaleti yöneticisi Muhsin Yağan nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Son dönemdeki başarılı operasyonlar sonrası bölücü terör örgütünün sözde üst düzey isimleri güvenli gördükleri Kamışlı'da saklanmaya başladı. Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı teröristlerin yerlerini belirleyip tek tek etkisiz hale getiriyor. Geçen hafta sözde Amude Derbesiye Eyaleti Genel Sorumlusu terörist Yusuf Mehmut Rebani'yi etkisiz hale getiren MİT, bu kez PKK-YPG'nin sözde Kamışlı Eyaleti yöneticisi Muhsin Yağan'ı yakın takibe aldı. Nokta operasyonla o da etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hedefindeki Dijvar Slopikod adlı terörist Muhsin Yağan, 1990 yılında örgüte katıldı. Uzun süre Türkiye ve Irak'ta faaliyet gösterdi. Teröristin 2020 yılında terör örgütü elebaşı Murat Karayılan tarafından Suriye'nin Kamışlı bölgesine gönderildiği belirlendi. Sınır hattında Türkiye'ye yönelik taciz atışları ve saldırı girişimini terörist Yağan organize ediyordu. Birçok şehidin faali olan terörist, son olarak PKK-YPG'nin sözde Kamışlı Eyaleti yöneticisi konumundaydı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın adım adım izlediği teröriste yönelik nokta operasyon yapıldı. Dijvar Slopikod adlı terörist Muhsin Yağan etkisiz hale getirildi.
Terör örgütünün son yıllarda güvenli olarak gördüğü Kamışlı'da sözde üst düzey yöneticilerini görevlendirdiği belirlendi. Ancak MIT'in üst üste gerçekleştirdiği operasyonlarla örgüte o bölgede de ağır darbe vuruldu. Terör örgütü PKK-YPG Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Çiçek Alan Hudut Karakolu'na saldırı düzenledi. Bir askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri saldırıya misliyle karşılık verdi. Vurulan hedeflerdeki 13 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 havan mermisi atmasının ardından bölgedeki hedefler ateş altına alındı. Terör örgütü PKK-YPG sınır ötesinden saldırılar düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetleri saldırılara misliyle karşılık verdi. Teröristler sınır ötesinden Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Çiçek Alan Hudut Karakolu'na saldırdı. Saldırıda bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri saldırıya misliyle karşılık verdi. Bölgede tespit edilen hedefler bir bir vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı operasyonların devam ettiği bölgede 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan yaralı askerleri hastanede ziyaret etti. Sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu. Terör örgütü Fırat Nehri'nin doğusunda işgal ettiği bölgeden Gaziantep'in Karkamış ilçesine havan mermileriyle saldırı düzenledi. Mermiler boş alana isabet etti. Bu saldırı da karşılıksız kalmadı. Teröristlerin Hudut Karakolumuza ve Karkamış ilçesine düzenlediği saldırı sonrasında Aynel Arap ve Fırat Nehri arasında kalan bölge obüs ve topçu birlikleri tarafından yoğun şekilde ateş altına alındı. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken örgütün sözde karargahları da imha edildi. Bölgede hareketlilik sürüyor. Sınır hattında önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Eren Abluka 32 operasyonunda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Teröristlerin arananlar listesinde turuncu ve gri kategoride yer aldıkları belirlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tendürek Dağı'nın teröristlerden tamamen temizlendiğini söyledi. Irak'ın kuzeyindeki operasyonda da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Eren 32 Abluka operasyonunda bundan 2 gün önce 3 terörist, biri ölü, 2 yeşil kategori sağ olarak ele geçirildi ve ardından istihbarata devam ederek ele geçirdiğimiz teröristlerin de yer göstermeleri neticesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi ve böylece Tendürek Dağı çok uzun yıllar sonra ilk kez terörden arındırıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tendürek Dağı'ndaki son iki teröristin de etkisiz hale getirildiğini böyle duyurdu. Van Çaldıran kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden Tuğba Tambahçıcı'nın terörden arananlar listesinde turuncu kategoride, Devlet Taşir'in gri kategoride olduğu belirlendi. İkisi de çok sayıda saldırının failleri arasındaydı. Tendürek Dağı'nın en tepesine bir üst bölgesi kuruyoruz. Üst bölgesinin yapımı da 1,5-2 ay içerisinde bitiyor. Amanoslar tamamen temizlenmişti. Yakın zamanda inşallah Türkiye'mizin önemli bir bölgesinin daha temizlenme haberini inşallah milletimize vermek nasip olur. İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılında içeride bir tek terörist kalmadığı haberini milletimize vereceğiz. Diyarbakır'da yürütülen Eren Abluka 34 operasyonuyla ise terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe indirildi. Nice kırsalındaki operasyonda 3 günde 803 kilogram uyuşturucu, 10 milyon 530 bin kök kenevirli, 648 bin skank ele geçirildi. Sınır ötesindeki terör yuvalarına yönelik operasyonlar da hız kesmiyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde 3, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde de saldırı hazırlığındaki 5 PKK'lı YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Sıcak bir bilgiyi aktararak devam edelim programa. İngiltere son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor. Enflasyon Temmuz ayında 10,1 olarak gerçekleşti. Bu oran 1982 yılı Şubat ayından bu yana
en yüksek veri olarak kayda geçti değerli izleyenler. İngiltere'de enflasyon rekor kırdı, ekranda da yansıyor. Son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor İngiltere. Enflasyon Temmuz ayında 10,1 olarak gerçekleşti. Bu oran 1982 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek veri olarak kayda geçti. Hollanda'da çiftçiler bazı çiftliklerin kapatılması kararına tepkili. Yaklaşık bir aydır protesto gösterileri yapan çiftçilerin eylemine zaman zaman polis müdahale ediyor. Hollanda polisi son bir ayda gösterilerde 100'den fazla çiftçinin gözaltına alındığını duyurdu. Yollara gübre döktüler, saman balyalarını ateşe verdiler. Eylem polisin müdahalesiyle son buldu. Hollanda'da çiftçiler azot salımını engellemek için çiftliklerin kapatılması kararına karşı gösteriler yapıyor. Gösterilere zaman zaman polis müdahale ediyor. Hollanda polisi 22 Temmuz'dan bu yana süren eylemlerde 100'den fazla protestocunun gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan çiftçilerin otoyolları kapatmak, kundaklama ve cinayete teşebbüsle suçlandığı belirtildi. Ayrıca trafiği yavaşlatmak ve durdurmak gibi çeşitli suçlardan da 700'den fazla para cezası kesildiği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yola zorunlu iniş yapan küçük bir uçak yol kenarındaki restorana çarptı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. O anlar trafikte seyreden bir sürücünün telefon kamerasına yansıdı. Küçük uçak önce yola zorunlu iniş yaptı. Ardından yol kenarındaki bir restorana çarptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletinde küçük bir uçak motorundaki arıza nedeniyle yola zorunlu iniş yaptı. Pilot iniş esnasında seyir halindeki araçlara çarpmamaya çalıştı. Ancak yol kenarındaki bir restorana çarptı. Kazada uçağın pilotuyla yanındaki bir kişi hayatını kaybetti. Kaza anları yoldaki bir sürücü tarafından an be an kaydedildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir anne 5 yaşındaki oğluna kurşun geçirmez sırt çantası aldı. Okuluna silahlı saldırı olması halinde neler yapması gerektiğine ilişkin bir de video hazırladı. Videonun 1 milyondan fazla beğeni alması ülkedeki endişenin boyutunu gözler önüne serdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde okullara yönelik saldırıların artması bir anneyi harekete geçirdi. 5 yaşındaki oğluna kurşun geçirmez çanta alan anne, silahlı saldırı anında neler yapılacağını tek tek öğretti. İki çocuk annesi Cassie Walton, Oklahoma eyaletinin McAllister kentinde yaşıyor. 22 yaşındaki anne daha önce silahlı saldırıda 13 kişinin öldürüldüğü bir lisede okudu. Okuldaki güvenlik tatbikatlarına katılarak büyüdü. Oğlunu anaokuluna başlatmak için gün sayan anne öğrendiklerini oğluna da anlattı. O anları da kameraya alarak sosyal medyada paylaştı. They call out, is anybody in there? What do you do? I say, I'm here. Absolutely not. You don't say a word. Walton'un videosu sosyal medyada 1 milyondan fazla beğeni aldı. Ancak ülkede silahlı okul saldırılarının sebep olduğu endişenin boyutunu da gözler önüne sermiş oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde engellenemeyen bireysel silahlanmaya karşı kişiler kendi imkanları doğrultusunda önlem almaya çalışıyor. Daha önce de Michigan eyaletinde okullarda öğrencilere şeffaf sırt çantası kullanma zorunluluğu getirilmişti. Çin'de dünyanın en güçlü mıknatısı geliştirildi. Çin Bilimler Akademisi ekibi 33 milimetre çapındaki malzemeyle 4,90 voltluk manyetik alan elde etti. Yeni bir dünya rekoru kırdı. Yıllar süren çalışmalar sonuç verdi. Dünyanın en güçlü mıknatısı üretildi. Çin Bilimler Akademisi ekibi 45,22 teslalık yani 4,90 wattlık sabit bir manyetik alan elde ederek dünya rekoruna imza attı. Manyetik alana doğrudan temas halindeki bu mıknatıs 33 mm çapındaki bir malzeme kullanılarak üretildi. Bu çalışmanın biyolojiden sağlığa, yaşamın her alanında yeni araştırma fırsatlarının önünü açtığı ifade ediliyor. Dünyanın en güçlü mıknatısı rekoru 1999 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Yüksek Manyetik Alan Laboratuvarı'nda kırılmıştı. 45 Tesla gücüyle oluşturulan manyetik alan rekoru 23 yıl boyunca zirvede kalmayı başarmıştı.
İngiliz aktör Tom Holland sosyal medyayı bıraktığını açıkladı. 26 yaşındaki oyuncu akıl sağlığını korumak için Instagram ve Twitter kullanmayı bırakma kararı aldı. Holland'ın kararı siber zorbalık konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Örümcek Adam rolüyle tanınan İngiliz aktör Tom Holland sosyal medyayı bıraktığını açıkladı. Merhaba ve hoşça kalın ifadeleriyle başladığı paylaşımında kararının gerekçelerini açıkladı. Akıl sağlığım için sosyal medyayı bırakmaya karar verdim. Çünkü Instagram ve Twitter'ı aşırı uyarıcı ve bunaltıcı buluyorum. Instagram'da 67 milyon takipçisi olan 26 yaşındaki aktör hakkındaki yorumlardan etkilendiğini söyledi. Bir şekilde internette kendimle ilgili bir şeyler okuduğumda kendimi kaptırıyorum ve sonuçta bu zihinsel durumum için çok zararlı. Bu yüzden geri adım atmaya ve uygulamayı silmeye karar verdim. Paylaşım sonrası Holland'un birçok takipçisi de sosyal medyayı bırakmayı düşündüğünü yazdı. Holland'un açıklaması sosyal medyada siber zorbalık sorununu bir kez daha gündeme taşıdı. Sosyal medya kullanıcıları sahte hesaplarda yazdıkları zaman onları kimsenin bulamayacağını düşünüyorlar ve bu anonimlik hissi, bu gizlilik hissiyle beraber normalde toplum içinde demeyecekleri, söylemeyecekleri her türlü görüşü sosyal medya kullanıcılarına karşı orada sahte hesaplar arkasından söyleyebiliyorlar. Siber zorbalık yapanların çoğunlukla suça meyilli kişiler oldukları belirtiliyor. Uzmanlar sosyal medyada siber zorbalığa uğrayan kişilerin bunu mutlaka kayıt altına alıp ihbarda bulunmasını öneriyor. Son haberimizde bugünlük stüdyoda sevgili Gülçin Üstüncan bizi bekliyor. Az sonra Ekonomi 7.24'te karşınızda olacak. Günaydın Gülçin. Bugün ekonomide başlıklar neler? Herkese günaydın. Bugün yine enflasyon büyüme, dolayısıyla piyasalara yansımalarını konuşacağız. Dün Borsa İstanbul'da bir hareket vardı, ona bakacağız. Yatırımcı ne yapsın diyeceğiz. Ekonomist İnanç Sözer bizimle olacak az sonra İstanbul stüdyomuzda. Evet, biz de ilgiyle, merakla bekliyoruz ekonomi programını. İyi yayınlar diyelim sana ve değerli konuğuna ve bugünlük yine veda edelim tüm ekip arkadaşlarım adına. Bizi bu sabah da yalnız bırakmadınız. Sonsuz teşekkürler. Yarın sabah saat 7'de tekrar karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Güzel, sağlıklı bir gün geçirmeniz dileğiyle. Efendim, hoşça kalın.